Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Vay be. 2 sene geçti ha. 2 sene. Yani tam 2 sene olmasa da 21-22 ay. Vay be. Yerleri değiştik. Ben normalde hep sağda otururdum. Aa doğru. Ya. Gel abi. Ya iyi böyle ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar mikrofon nedeniyle sesler bazen bir çıt az gelebilir. Hafiften açalım sesimizi. Ha bizim ses mi az gidebilir? Bizim ses bir çıt az gidebilir yani. Onun bir uyarısıyla başlayayım. İyi mi şu an ses chat? Şu an çok iyidir ya. Chat o. Senin karizma ne harbiden ışıklı. Bir şey söyleyeyim mi? Çekince. Yalnız ikimiz de bugün siyah tişört giymişiz. Fark etmeden oldu. Aynen. İşte giymezdik. İşte giymezdik. Bu arada ben yayına şöyle bir giriş yapmak istiyorum. 5,5 dakikadır İstanbul Giresun maçı izliyorum. İkisi de hem Galatasaray hem Fener'i yener. İnanılmaz bir... Ya saçmalı. Bir saat sonra başlat ya. İkisi de bunlardan puan alır. Ben baştan söyleyeyim. Ezer'in hafif bir sakatlığı oldu. Sen kalp krizi geçiriyordun üzüntüden sonra. Yani haftaya aman diyeyim Eze. Hoca Fatih Hoca. Eze'yi al. Oraya Galatasaray maçına saklı Eze'yi oraya al. Eze'yi. Benim Fenerbahçe İstanbul Spor maçından sonraki başlığıma ne diyorsun? Acılı Eze. Güzel. Ya senin kalemişler. Tabii ya. Benden hocam Sensei. Benden başla. Beyler bu arada geldik yine. Yani 2 senede değişen hiçbir şey yok. Dilimiz damağımız kurudu. Ne bir ikram ne bir şey. Yani biraz popcorn yedik, susadık. Yani bir tane Red Bull'u hala alamadık. Yani sene olmuş 1 Mayıs 2023. Buradan bütün işçi ve emekçilere de selam olsun bu arada. Yok diyorsun yani bir Red Bull. Yok yani bir tane Red Bull. Hayda. Arkası buzdolabında bu arada. Ağlıyorum. Ağlıyorum. Hasan'la içtiğim ilk Red Bull. Bunu nasıl içeceğim ben? Arkadaşlar sponsorluk şeklinde misiniz? Harbi reklam gibi duruyor. Vallahi değil. Bedavaya yaptığımız işe bak Red Bull'a. Ya Red Bull. Yani en azından... Çok pahalıydı Red Bull. Benim eve bir... Cüzdanları yakıyor vallahi. Sponsor olmadığını belli etmek için biraz. Ya Red Bull. İçilecek şey değil beyler. Çok pahalı. Yani biraz toparlamam lazım. Benim yoksa harbiden eve... sponsor sanacaklar. Benim eve bir 24'lü gelmez mi? En azından yani. Bu laflardan sonra bok ye. Onu da ben alırım be. Red Bull. 24'lüyü de ben alırım. Red... Abi hiç sevemedim Red Bull'u. Vallahi ben de sevmedim. Sen hiç içmedin. Ben içmedim. Bak ben yanındayken de içmezdim bilirsin. Ben çünkü bir ara paran yok diye içmediğimi düşünüyordum. O da vardı be abi. Hani paramız da yoktu. Ondan değilmiş. Hakikaten sevmiyorum. Harbiden sevmiyorum. Ben bir Red Bull'un bir etkinliğine gittim. Orada bana dediler ki bir tane seçip içmen lazım yani. Önüne koymamız lazım. Bir iki yudum alman lazım. Orada da şeyi sevdim. Turuncu olanı. O kadar ne içtim? Sugar Free'yi sevdim. Sugar Free'yi içtim orada. En iyisi bence turuncu. Bilmiyorum Türkiye'de var mı? Şey Kaysılı. O çok güzel. Kaysılı yoktu abi orada. Kaysılı. Çok güzel. Gerçi olsa da Kaysi'yi sevmiyorum. Ben o Kaysi'nin notalı var ya o. Sevmiyor musun? Ice Tea'de sen şeftalici miydin? Ben limoncu. Ben de limoncuyum. Mesela orada da o şeftali tadını sevmem. Nedir şimdi bugünün gündemi? Bugünün gündemi şu. Makara muhabbet. Chat seni özledi. Chat'ten soru alırız. Muhabbet ederiz. Dün maç hakkında biraz konuşalım. Dün, evet onu biraz konuşalım. Bence değinilmesi gereken noktalar var yani maçta. Ya ben bu arada Vodafone'dan arada çok maça gittim. En iyi tribün dündü. Kesinlikle. Benim yani ıslık olarak, yani ıslık yetmedi bir ara. Böyle şeylere vurdular. Yani maçta statta olanlar varsa güm 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 diye. Ben bile rahatsız oldum yani. Müthiş, müthişti dün. Bir spoiler geldi chatten. Bir bakalım İstanbulspor'un golüne nasıl atmış. Eze. Oy. Kötü oldu bu iş. Giresun Fener maçı. Göt i̇yi oldu bu gitti. İş. Yani Giresun Fener de. Neyse ya bunun gerek yok biz. Ben zaten Beşiktaş şampiyon yaptım. Ben bugün tahta rolüne gireceğim. Böyle tutacağım kağıdı.
Giresun Fener'i boğacak diyorlar. Yok be beyler, Giresun'da bir numara yok be. Bu arada Eze hakikaten çok iyi forvet. Bir şey söyleyeyim mi? Yani büyük takım için olmaz ama eğer Bakın sen. İstanbul küme düşerse yani Anadolu takımlarının asla kaçırmaması gereken bir forvet yani Eze. Neyi asıyor tavana Aynen ya? tavana asıyor. Gariban Osimhen'i diyorum ben buna. Bak sana sol ayakla üf. Neyi vurdu ya? Saçlar falan da çok iyi. Baksana saçlara karides falan takmış. Ne o? Şel ne o? Deniz kabuğu. Müthiş Saçta adam. deniz kabuğu mu vardı Saçta Eze'nin? deniz kabuğu vardı Eze'nin. Ne adam ya? Çok müthiş adam. Aa, bambaşka bir karizma. O Fatih da Fatih Tekke. Tekke. Trabzonspor'un Niye girdiler o? Ne Bielitsa bu? işi. Bielitsa işine niye Beklese girdiler yaza ya? bunu al Aynen ya. öyle ya. Şeyle devam edecekti o. Çok efendi bir adam var Ne Devenli. bu ne yapacak da sanki sene sonuna kadar? Bırak o kel adam duraydı ya. Fener'den puan alacak. Oy. Neyse, onlara sonra geleceğiz. Fener'i yense mesela. Trabzon mu? Trabzon'un son maçı. Yani bu sezonki son maçı bence. Trabzon çünkü iki maçtır kaybediyor. Bu arada Trabzon tarihinde ilk iki maçını kaybeden ilk hoca ve ilk yönetim bunlarmış. Tabii. Lig tarihi boyunca. Yani bir yönetim göreve geliyor. İlk iki maçını daha önce hiç kaybetmemiş. Hiçbir hoca da ilk iki maçını kaybetmemiş. Bunlar ilkmiş. O çok kötü bir istatistik o zaman adam için. Tabii. O yüzden Bu adamların o zaman her şeyi Fenerbahçe maçı. kesinlikle. Yani bu sezonun kurtuluşu Trabzon için Fenerbahçe maçı. Koray hocam sakal geçiş işi halis mi? Nasıl sakal geçiş? Bir de bu 3 günlük sakal ha. Yani normalde daha iyi geçiş. Geçişli bir sakal. Tabii. Geçişli bir sakal. Nasıl Ah. gidiyor hayat? Sen bu ara senden çok şeyi duyuyorum. Ya iş için İstanbul'a geldim, hemen döneceğim. İşte iş için İstanbul'a geldim, hemen dönüyorum. Hep bir iki Şuradayım, günlük, evet. giremiyorum yayına ama şuraya gideceğim falan filan. Yoğun bir dönemindesin Yoğun bir galiba. dönem. Yani bir hafta ailevi bir durum oldu. O yüzden çok katılamadım. Gerçi onda da bir kere katıldık işte bu Abubakarlı, Cicinyolu şeyde. Ama onun dışında biraz yoğun geçiyor yani. İstanbul'a gel git, başka ülkelere gel gitme durumu oluyor. Bir de Türkiye'den misafirlerim geldi. Biraz uzak kaldık ama buradayız. Biz her zaman varız yani. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda çok şükür. Sağlığımız yerinde olsun da gerisi bir şekilde her türlü hallolur yani. Sağlığımız da yerinde. Yalnız bu maç işi hiç iyi olmadı. Ben asla biliyorsun ben bir Süper Lig aşığı olarak Bak abi bak diye açtım. Yandan çerezlik bakarız oraya da. sürekli şeydeyim. Mümtaz Reis telif yemiş. Neden? Bilmiyorum öyle yazdı bir çete. Onun sözünü vermişsin. Bugün bana Evet, da yazanlar izleriz oldu dedim. abi onu bir izleyelim diye maç reaksiyonunu. İzleriz dedim de ne oldu acaba? Şey mi yaptılar? Koray abi unutamadığım bir futbolcu saç stili var mıdır? Cevaplarsana sevinirim. Aa Tugay abi bizim Tugay. Unutamadığım saç stili. Ya ben yani önce ciddi cevap vereceğim bu Eze'ye baksana ya. Önce ciddi cevap vereceğim. Beckham'dır abi. Yani Beckham'ın bir şeyi var biliyorsun hani şu saçları şu ortadan dikme. Oy. Yani bizim yaş grubunda olup saçını öyle yapmayan hiç. Bizim yaş grubunun anasını ağlatan adam. Tabii. Bir de Ümit Davala'nın Evet. saçları da. Hani Dünya Kupası zamanı saçları odur yani. Çok 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 iyiydi. İkisi de başarılıydı. Beyler çok da karizmatik gözükmüyorum ya. Bakayım şöyle. Şuralar falan saçın geç seyret ama. Bambaşkaymış. Bu alnına diyorum ki botoks yaptırayım. Ablam diyor Çok ki karıştı diye çok mi? kırıştı, çok derinleşti diyor. Botoks zamanın geldi diyor. Yani alnına botoks yaptırıp şey demek istiyorum. Hani geceleri yatarken dişimi sıktığım için botoks yaptırdım. Hani hep öyle bahanedir ya. Koray abiye mi gönderme Oy be. keyfiydeki? O da mı O da öyle? öyle. Harbi mi? Vallahi bilmiyordum ha. Ben Uygar abiye göndermeye Koray abi de duracaktım. dişleri yaptırıyor. Dişçi demiş ki dişleri çok sıkıyorsun Aynen. Ergen. Koray Hoca. Aynen. Dişleri sıktığından Tamam ya porselenleri bir de çok şey sık sıkmazsın porselen olursa. ya bir de şu var. Yani buraya yaptır o zaman. Alnına niye yaptırdın? Yaptırmışken araya ya. Bomboş iş.
İstanbulspor'un şutuna benim bir anda yüzüm düştü. Buradaki hakikaten muhabbete değil. Bu kadar kötü bir şut hayatımda görmedim. Dün maça ne diyorsun ya? Şu arkadaki ışığı açın. Aşırı karanlık gözüküyor diye bir şey var. Çok mu karanlık beyler? Karanlık değiliz ya. Bence de değiliz ama. Onu diyen adamın gözlerde hafif bir tavuk karası olabilir. Nuri. Yarın doktora gitse iyi olur. Nuri yarın bir doktora git ya. Tavuk karası gibi bir şey. Işığı değiştir, rengini değiştirebilirim ama. Bu arada çok yakışıklısın diye de mesaj gelmiş. O harbi öylesin. Teşekkür ederim. Ona diyecek bir şey yok. Öpüyorum seni bu çok yakışıklı diyen. Öyle yaparsın. Ya birazdan aşkta konuşulur da. Aşk konuşmayız bugün. Benim aşkım artık bir tek Şenol Güneş. Ertan Saban'ın video çıktı, gördün mü onu? Galatasaray'a sövüyor. Millet... Ertan Saban bu şey mi? Oyuncu. Ali Atay'la dizisi vardı ya. Evet. Üle ne sülersin. Penaltı bu arada. Penaltı. Giresunlular. İstanbulsporlu. O Michael Jordan hareketlerini nereden öğrendin be? Penaltı var. Penaltı. Çal hocam. Çok iyi oldu bu. Beyler aklımı kaybediyorum. Ya. Hakikaten bu maçı izleyince dedim ki şampiyon. Vermiş bile biz niye? Aa Riyad Bahiç. Türkiye'de en kötü kaleci hangi? Gensen değil mi? Yansen mi? Bunun hanım da böyle. Yansen ben mi? Bundan hanımla maç izledim beraber. Yanımda maç izlediler. Yansen'in eşi ve çocukları. Çocuklar böyle şeylerden falan atlayacaktı camların yanından. Abla dedim bari sen tutabil bir şeyleri. Çocukları tutamıyordu. Bunun transfer görüşmesi... Penaltıyı tuttu. Allah. Ama o kadar kötü atılır mı ya? Lan ya. Adam penaltı kurtardı. Çok kötü attı abi. Ya çok güzel şakam şeye gitti ya. Bunun orijini kaleci mi? Hayır, Yan Sena'yı diyecektim. Yan ya sen, onu da, o şakayı da soktu ya. Götümüze. Hakikaten şakayı göte soktu ya. Abi bu kadar kötü penaltı atılmaz ya. Yan Sen'lik bir durum yok bence. Bence yok. Şike gibi geldi penaltı attı. Neyse. Adam küfür ediyor. Galatasaray'a küfürlü beste söylüyor. Şinanay Şinanay'ı söylüyor işte. Ha oyuncu. Bir an Allah'ım şaştı. Nereye geldim dedim ya. Şinanay yavrum Şinanay onu söylüyor. Bunu işte video paylaşmışlar. Ne biçim oyuncu bu. Galatasaraylı hiç mi seveni yok. Dizisini izleyen yok bilmem ne. Tweet'i şey alıntılamış. BKM Mutfak Hıyarlı Baba. Ha hatırladım. O da Galatasaraylıymış o adam da. Bütün Beşiktaşlı kardeşlerimin haklı galibiyetini kutlarım ama bu herife bir şunu diyecek yok mu bir gelsin de yüzümüze bağırsın bunları falan filan. Ya Şahin Irmak sen hiç mi küfürlü beste girmiyorsun abi? Ya çok iyi ben bu olaylarda hiç yokum mesela. Yani bir adam oyuncu diye fazla tanınıyor diye niye bunu yapamasın yani ben bunu anlamıyorum. Ben abi küfürlü yani. Beste girilir ya. Ama ben girmiyorum bu arada biliyor musun? Sen girme. İşte korkuyorum artık. Korkuyorum. Girme ama bana çok garip geliyor yani. Hani bir insanın sadece tanınıyor diye. Mesela bunu yazan bu tweet'i atan çocuk ya da bu tweet'i atan hesaplar zaten şey demiyor mu? Aynı küfürlü besteyi söylemiyor mu? Yani sen söylüyorsun da. Çok tanınır bir adamın söylemesinde ne gibi bir sıkıntı var yani? Biri demiş ki mesela Cumhurbaşkanı küfürlü beste girdiğini düşün. Ya Cumhurbaşkanı'nın bir sorumluluğu var be yani kardeşim. Cumhurbaşkanıyla bunu bir bu adam oyuncu ya. Bebeğler ya. Bak sana dediğim tweet bu. Mustafa mı ne alakalı? Bir oyuncu bak işte tweet bu. Beşiktaş'ı dostlarımı tebrik ediyorum. Eminim yüzüne de önkürseniz sonra bizim Mustafa'yla şeye giriyorlar. Münakaşaya. Aynen. Kardeş gel buluşalım. Eğlence amaçlı bir şeyler söyleyeyim bakalım diyor Mustafa'ya. Bu Hıyarlı Baba mı? Hıyarlı Baba. Hıyarı götüne sokayım diyor Mustafa'ya. Galiba. Aferin, Mustafa'cığım yani. Galiba. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Bir diş fırçalamam lazım. Acil. Bu ne ya burada? O laptopun şeylerini siliyor. Şey, klavyedeki bir şeyleri siliyor. Onda şey da mi? Daha geniş yerleri siliyorum. Yok, sakal, daha geniş diyor. Yerleri siliyorum. Hadi her şeyi anladım da. Kalem be abi.
Her şeyi anladım da diyor, kalem tutuyor adam böyle mi? Faslı ince değil mi? Neyse bak, Mustafa da diyor ki ona, dur öte insanlara da gösterelim abi, kendi kendimize muhabbet ediyoruz. Bir şey diyeceğim Koray hocam, senin girmenle onun girmesi bir değil ama yine de sen bilirsin. Ben girdim mi farklı girerim zaten beyler, benim girmemle hiçbir girme bak, aynı olmaz. Mustafa'nın cevabı bak, ağzına hıyarımı veririm diyor. Ağzına hıyar alıp ya pardon öyle demiyormuş. Ağzına hıyar alıp garip garip hareketler yapmadığın sürece eğlenemiyorum abi, ben kusura bakma diyor. Mustafa'ya bak sen. Mustafa sen kalıplaşmış bestelerle, analarla küfürlerle eğlenen birisin. Yok oğlum, analarla eğlenen değil. Analara küfürlerle eğlenen birisin. Analarla eğlenen o başka biriydi. diye ben de senin eğlence anlayışından yola çıktım. Mustafa ayrıca annenin ellerinden öperim ama seninle çok eğleneceğiz söz. Hasbinallah. Şahin Irmak. Tehdit olarak mı algılayayım diyor. Şahin Irmak özür dile diye. Peki şey ne? Arkada Galatasaray. Ya bu ne ya? Galatasaray çocuk ama şey hastası. Ertan. Azra Payaslı. Azra Payaslı şeydi bu arada. Dur bak, cevap var. Yok oğlum korkma. Senin sevdiğin, hiçbir sorun görmediğin kalıplaşmış besteler ne var bunda? Besteleri söyleyeceğiz. Oha, aşağıya bak. Şahin Irmak özür dile. Ya mesela şimdi buradan ben Şahin Bey'e sesleniyorum. Yani Şahin Bey, siz tepki koyuyorsunuz öteki bir oyuncuya ve siz de yani gayet şeye açık bir yerde, neye açık denir? Umuma mı? Umuma açık. Umuma açık bir yerde bir tane taraftarı tehdit ediyorsunuz. Ne farkı kaldı o zaman sizin yaptığınızla diğer beyefendinin, Payaslı'nın yaptığının? Ki ben şey kuruyorum, ben bilmiyorum, bence bugün hepimiz yani benim en yakın arkadaşım Galatasaraylı. Bu arada videoda beyefendinin alkollü olduğu çok bariz. Fark etmez ki. Hayır, rahatlamış bir anı yani herifin. Yani özel hayatı herifin. Hani çok ya kafası gitmiş artık eğlenceden, alkollü yani. Adamı çok fazla yargılanması münasip bir o halinde değil herifin. Ya bakın arkadaşlar, ben bu işin şu boyutundayım. Benim bu hayattaki en yakın arkadaşlarım Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli. Yani ben Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın işte anasına bilmem nesine küfür edince ben o en yakın arkadaşlarımı etmiş olmuyorum. Ya bilmem ne çocuğu Galatasaray dediğin zaman kimsenin annesine bir laf etmiyorsun ki. Etmiyorsun tabii ki. Yani bir de şöyle bir olay var. Yani ben çıkıp bu takım yüzünden, bilmem ne yüzünden birine zarar vermiyorum, bir şey yapmıyorum. Benim arkadaşlarım da Beşiktaş'a küfür ediyor Beşiktaş'ı yenince. Ya bunlar güzel şey. Zaten bunlar olmayacaksa. Ben TTR'a neye gidiyorum ya maçlara. Evet. Beşiktaş'a küfürlü beste giriyorlar. Arkadaşım Sina bana baka baka söylüyor. Böyle böyle yapıyor. Yani hoşuna gider bir de insanın. Bunlar olacak şeyler. Mesela Arda Turan'ın da bir açıklaması vardır. İşte İnönü'ye, Kadıköy'e çıktığımda 30 bin 40 bin kişi bana küfür edince o hoşuma gidiyordu. Daha büyük gazla oynuyordum diye. Ya futbol böyle keyifli. Futbolu böyle oturacaksak bilmem. Ama amını Gökmen Özdağ taklidimdir. Gidelim tiyatro, sinema izleyelim yani. Niye o zaman bilmem ne evladı Beşiktaş dediğimiz zaman banlanıyorsunuz? O chat'in kuralı kardeşim o. Yani orada chat'te küfür görmek istemiyoruz. Ha, o da senin iyiliğine burada. Yani ileride bir yerde zınk diye karşına çıkartmasınlar diye. Yani chat'te küfür, hatta küfür kısaltılması bile istemiyoruz. Bak mesela Eren, hakikaten bu çocuk, kardeşim benim, geçen abi dedi, sen dedi Giresun maçına geldiysen dedi, ben de geleceğim dedi, Fenerbahçeli. Aldı, bilet aldı bizim yanımızda. Bizimle birlikte maça girdi. Gayet eğlendi ve döndü. Ben de bugün giderim Kadıköy'e. Tokilere ben de giderim. Tokilere. Toki toki dedim. Vat kudurttur hepsini. Tokilere ben de giderim. İki şampiyonluk düştü GS'de. Tokilere ben de giderim. Orada maç izlerim. Eğlenirim Galatasaray marşı. Ki hakikaten var. Daha bu sene ben takım arkadaşlarımla beraber Avusturya'dakiler... Nevizade'de hep beraber Galatasaray maçlarına eşlik ettim bilmem ne. Beşiktaş'a hatta küfür ediliyordu. Millet benim üstüme oynadı. Yan masadan gelip gülenler eğlenenler oldu. Ben orada Beşiktaşlı olduğumu belli ettim. Kimse birbirine bir şey yapmadı yani. Bu işin eğlencesidir. Yani diyeceğim şu ki, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Tabii amin. Orası öyle. Bu arada bitler var. Onları en son okuyacağız. Abonelik yenileyen kardeşler var. Onları da
ben okuyorum şu an gözümle. Onları sürekli yayını bölmek istemiyorum ama abonelik mesajlarınızı okuyorum. Abi seni bu chat, bu yayın çok özlemiş. Senin böyle eksik bir en az ayda iki bu şekil gelmen lazım. İstanbul'a mı? Tabii tabii. Zaten geliyorum bu arada. Geldiğin zaman bende kal, yayın yapalım. Bundan sonra biraz zor gibi gözüküyor gelmem. Farklı sebeplerden dolayı ama yapacak. Harbi bir mi? Şey. Tabii. Beyler Koray Hoca'yla... Hayırdır, evleniyor musun abi? Yok canım. Beyler Koray Hoca'yla karanlık sokak aralarında konuştuk. Hayda. O kim ya? Buranın olacağını ben dün biliyordum. Kudurun. Kim lan bu? Damarlı yedi bir de. Damarlı yedi. Karanlık sokaklarda bu Koray abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Damarlı yedi benim hakkımda da birçok şey biliyor Nikine göre. Nikinden anladığım bana dair de birçok şey biliyor. Nereden biliyorsun lan 7 santim olduğunu? Ya kim bu adam? Damarlı yedi şey. Bu arada hakikaten yediyse benim moral bir tık bozuluyor. Görmediğin şey sen. Yedi hakikaten okey bu arada. Biri de yazmış chat. Yedi on numara beyler. Alır kaçarım yediyi. Battal boyu. Yedi tam sınırı yazan bir chat. Yedi üst hakikaten şov biliyor musun? Harbiden zor. Ayıp bir de ya. Gerek kullanışlı da değil. Koray Hoca oyunu kullandım mı? Kullandım kardeşim. Kullandım. Görevimizi yerine getirdik. Arkadaşlar o şey Koray Hoca zaten. Sinan Oğan'a hıyar, işte soğan, Kılıçdaroğlu'na soğan. Muharrem İnce'ye patates koyan o Koray Hoca. Benim işte. Ya görevimizi yerine getirdik. Yerine bizlik getirdik bu kadar. Tamam ya, biz şakamızı yaptık. Beyler ben yayında konuşur ederim de sandığın başına gidince biz gelince... chat genelde muhalif diye böyle takılıyoruz. Yoksa bizim yolumuz hep aynen, belli. Yörüngemiz belli mi? Siz şu an Viyana'da mısınız? Ah be. Sen de şu an Viyana'da olsan. Sen de şu an asla Viyana'da olsak yayın mesela bittiğinde ne yapardık? Hiçbir şey yapmazdık. Hiçbir yapmazdık. Sen, ama yakın ne yapacağız? Sen beni belki bir tıraş ederdin. Ve eve giderdim ben. Beyler Viyana hakikaten çok sıkıcı yani. Sana gelirdim belki ya. Tabii bana gelirdin. Nargile. Akşam aynen. NBA maçı varsa NBA maçı izlerdik. Aa, playofflardan birkaç maçı izlerdik. Sen böyle yatağa şöyle yatıp şöyle şundan görsün. Böyle yatıp elinde telefonla. Aynen öyle. Ben de öteki koltuğa yatardım. Öyle maç izlerdik yani. Ama bugün ne yapacağız? Sanki bugün çok şey yapacağız. Bugün çok şey yapacakmışız gibi. Bir 31 patlar mıydı? Yok abi, ben misafirlikte çekmem. Bir şey söyleyeceğim. Çok benim evde yalnız kaldın. Hakikaten hiç yeltenmedin mi? Yok abi. Konfor zonumu çok ararım 31'de. Valla. 31'imi konuşmayalım bu yaşta. Sonra ikimizin böyle var. Ay neyse. Red Bull'u ben aldım arkadaşlar. Sorulmuş. Hasan pardon almış. Abi sorulmuş. Ben aldım. Aynen. Pardon. Buradan da markete gittim. Salzburg'a ve Red Bull'a selamlarımız olsun. Abi Red Bull'a selamlarımız olsun dediğin anda sponsorluk gibi duruyor. Aman okuyayım, yapmadığım bir iş için beni şey yapacaksın ya. Ama Red Bull'a selam belam yok. Çok pahalı ve lezzetsiz bir ürün. Reklam değildir. Getireceğim Red Bull'u buraya. He. Çok pahalı olmadığı yerler de var. Doğru marketten ve doğru zamanda alınırsa. Koray abi 31 bitti mi? Bitti kardeşim. 31 biteli çok oldu. Nasıl hissediyorsun? Daha dinç. Dinçlik verir ama. Dinçlik verir. Bitleri sonra mı okuyorsun? Bitleri sonra okuyorum ama bir Koreyce şu sevişmek için ışıkları kapatmak zorunda olan adamın fıkrasını tekrar duymasak mı? Bende öyle bir fıkra yok ya. Sevişmek için ışıkları kapatmak zorunda olan adamın fıkrası. Beyler yani şimdi Hasan'la anılarımızı da burada anlatmayayım. Hiç. Bende böyle bir iç meselemizdir. Bende böyle bir fıkra yok bu arada. O bizim iç meselemizdir. Ahmet Nurçevi'ye de takvim gazetesini de satın almış. İyi artık günleri karıştırmaz falan. Eski şakalar. Hakikaten hepsini bir daha yapsaydık bu yayın kalkıp gitseydik ya. Ay ay. Bu arada dakika 30 1-0 hala İstanbul önde. Sahnenin iyisi Yansen.
İstanbul'un bir saat bokladığımız an. F1 yorumu alalım. F1 Koray abi izlemez beyler. Bildiği bir şey değildir. Beyler ben F1'i en son Schumacher'li zaman takip ediyordum yani. Ondan sonra bıraktım. Schumacher şimdi yani. Götünden bez alınıyor. O kadar yani eski o kadar, senin bilgi. O kadar eski yani. Bir de yani sadece uzaktan takip eden biri olarak herhalde Hamilton'cıyım ya. O kadar yani. O kadar yani. O kadar alakasızım yani. Verstappen var. Hamilton var. Başka? O kadar biliyor musun? O kadar. Diğerleri yani. Fason pilot. Stephen Curry. Ne adam Stephen be. Curry. Yani büyük. Yani ben Stephen Curry'de biraz şöyleyim. Stephen sen Almanca okuyorsun ama o adamı hep. Steph Curry. Stephen Curry o zaman. Stephen Curry'de ben şöyleyim. Ben Stephen Curry'yi Messi'ye benzetiyorum. Yani sporcu olarak. LeBron'da Ronaldo ile eşleştiriyorum niyeyse. O yüzden orada da LeBron'cuyuz ama büyük basketbolcu. Messi kadar büyük değil bence. Messi'nin o kendi sporunda yaptığı etkiyi yapan bir adam değil bence. Bak. Görüyor musun chat'e? O kadar kötü değil abi Curry ya. Lan Messi düşmanları biraz öyle dinlenin canım, be yani ya. Sosisle mosisle güzel oluyor. Yani Curry şakası yaparsın. Tavuklu güzel olur. Tavuklu köri soslu tavuk değil mi? Sen ne yemekler yapardın da yerdik be. Tabii be. Ama hiç köride o yoktu. Kabak tatlısını çok iyi yapardım. Bayağıdır kabak tatlısı yemiyorum. Kabak tatlısı deyince de neyse ya. Aşıklar değil mi? Kabak tatlısı be. Bu ne? Duygusallık mı? Ne oldu abi yaptığım, kabak tatlısı? Yaptığım şaka aklıma geldi senin yayında ya. Ne ay günlerdi, o günler be. Seninkini yesinler tabak tabak. Bak, o günlerden izleyen kim o? Astrast. Demek ne ki o günlerden beri izliyor. Hayatımda sana en böyle hüzünlendiğim günlerden birini söyleyeyim mi? Çok uzun süre sonra senin yayına çıkmıştım ve chatte en az 50 tane kim bu abi diye soru görmüştüm. O gün çok hüzünlenmiştim ya. Yani sen şov yapıyor bu arada. Göğsüyle. Bak. Mbappe'nin golünü gördün mü bu hafta? Görmedim. Bir pozisyon oluyor. Kaleci faul verdiğini sanıyor hakemin ya da bir karar verdiğini sanıyor. Topu böyle önüne doğru atıyor, geriliyor, bekliyor. Mbappe sağa sola bakıyor. Birden aklına geliyor. Ulan hakem düdük çalmadı diye. Sonra topu alıp boş kaleye gol atıyor. Şey geldi, Nizami geldi. Nizami gol canım ama yenildiler. Atarım gibi. Abi. 3-1 yenildiler. PSG mi yenildi? PSG yenildi, Lorient'e içeride. Oo! Evet. Beyler tahta hakikaten yani puan hesabı yapacağım. Ben şu an çok abicim, rahatım bak ben sana söyleyeyim. Ben sana arkadan bir tane keçeli kalem vereceğim. He. Sen onunla feat atarsın. Mustafa Keçeli ve sen. Bu arada bütün arkadaşlardan özür dileyerek kısa bir yorumda bulunabilirim yani. 1-2 dakika beni maruz. Ondan görür müsünüz? Maruz. Maruz değil, mazur. Mazur. Evet. Bu takımı Valerian İsmail'le vaktini çalanlara bir Beşiktaşlı olarak 5-6 kez ta Avusturyalardan kalkıp buraya gelmiş, kulübüne bilet almış, forma almış, onu yapmış, bunu yapmış olarak hakkımı helal etmiyorum. Beşiktaş'ın bir şampiyonluğunu el birliğiyle çaldınız. Buradan Şenol Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın hocam. Hala utanmadan Valerian İsmail yazan. Hala utanmadan. Kadromuz iyici yöneticiler var ya. Kadromuz iyi. Onlar var. Bir de tweet'tekiler var yani. Yok neymiş? Galatasaray golü atmasaymış. Beşiktaş ileri çıkmazmış. Bu maçı oyuncular almış. Şenol Hocalık bir şey olmamış. Ama Valerian zaman öyle. Püp, Allah belanızı vermesin sizin. İnsan da azıcık utanma olur ya. Şenol hocam buradan seni öpüyorum. Allah senden 1000 kere razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de İstanbul Spor'un forveti gibi yendin. Eze yendin. Allah senden 1000 kere razı olsun. Abi biz senden razıyız. Düşün. Tabii ki. Farklı yendin. Farklı yendin. Beşiktaş bu sene olur mu olmaz mı zaman gösterecek.
Ama seneye... Bu sene olur mu olmaz mı zaman göstereceği şimdi anladım. Ya git be. Zaman gösterecek tabii. Ya bugün abim ya. Bugün Nuri ile Sarıyer'e börek yemeye gidiyoruz, tamam mı? Nuri abime selam. Dedi ki Nuri. Çağırma ama beni sakın. Nuri dedi ki, bu arada Nuri dedi ki bir günde de bir vaktimiz olduğumuzda sen ben Hasan oturup bir çay kahve içelim. Çok muhabbet istiyorum. Bugün niye çağırmadı dedi. Peki beni? Şey, Sarıyer börekçisi mi? Bilmiyorum. Sıkıntı bir adam. Sarıyer'de. Bu arada kıymalı börekte kuş üzümü varmış. Hiç benlik değil yani. Kuş üzümlü börek yiyemedim. Ben ıspanaklı ve peynirli yedim. Neyse. Kuş üzümü dediğin kıymanın içinde kuş üzümü var değil mi? Öyle yapıyor. Sarıyer böreği oymuş esas. Ben oymuş. Belgeselde izlemiştim. Biliyorsun ben sevmem kuş üzümü. Dolmada mı sarmada da sevmem yani. Sen sever misin? Ben yokum ya. Çok beni bozmaz ama bilmiyorum. Seni bozmaz. Bizim mideyi biliyorsun zaten. Çöp öğütücü. Hasan'ın 3 günlük poğaça var bizim evde. Levent abin yemedi. Ver abi. At abi. At abi. Ya beyler hakikaten mesela bak. Hani şakalaşırken fıstık atılır. Hani ne bileyim. Mısır popcorn atılır. Ben yarım Ramazan pidesi Hasan'la onu kapmaca evde oynadığımızı hatırlıyorum yani. Hani fındığı falan kulağıyla tutuyor zaten. Şimdi var ya midem rahatsız biliyor musun? O günlerden işte. Hayır, akşam 6'dan 7'den sonra hiçbir şey yiyemiyorum. İşte yediğim zaman midem ağzıma geliyor böyle. Neden sence? O günlerin boku tabii. O günlerin tabii boku canım. Tabii, tabii. O gün midenin ağzına sıçılmış. O gün boğum hocamıyla gömdüğün için. Ondan sonra şeker çıktı. Karaciğerde yağlanma çıktı. Bu arada şekerle şey bende de var. Yani şeker, doktor dikkat et dedi şekerle kolesterole. Maalesef. 3 günlük poğaça yersen mide ne yapsın? Harbi midenin anasını ağlattık ya. Midede neler ya, neler yani. Senin mesela ben sana yemek koyardım. Daha kendime koymadan ikinci tabağı isteme işlerin. Lan ne günlerdi be. Çünkü niye biliyor musun? Biz yemeği 3 tabaklık yapardık. Ve ben ilk tabağı çabuk yemezsem diğer tabağa mutlaka biri salça olur. Kesin sen de. Koray'ım ne haber ya? Yok mu bir yemeğiniz diye o yurttan biri gelir diye ya ben bunu bir an evvel ikinci tabağa da yiyeyim diye kafada yazıyordum. Bu arada bir şey anlatıyordum. Ne anlatıyordum? Nuri ile Nuri dedim. Sarıyer böreği dedim. Ha harbi, Nuri. Nuri. Sen bana dedin ya şampiyonluk işini yeni anladım. Ha. Nuri bana dedi ki bugün. Eğer dedi şampiyonluk dedi töreninde dedi. Sen dedi simgeyi çıkartır mıydın dedi. Beşiktaş olsa mı? Dur işte orada geliyoruz. Ben de dedim ki niye çıkartmayayım ki dedim. Hatta dedim Abubakar'ın dedim anonsuna çıkartırdım dedim. Tamam mı? Nuri şey yaptı. Oğlum dedi. Yani Icardi'yi anonsta çıkartır mısın? Benim kafa hakikaten Beşiktaş'ın şampiyonu olduğuna inanıyor beyin olarak. Sen de dedin yani. Sen harbi inanıyorsun. Ben harbi inanıyorum. Eyvah eyvah. Kimse kusura bakmasın. Bana bu chatte laf edenler, bilmem ne yapanlar. Ben İstanbul maçında Fenerbahçe sıkıntılı dediğimde bak, hayal görüyorsun. Bak sonra çocuklar tinerci yazsa time out yazsın. Yemesin. Tinerci yazanlara bugün time out vermeyin beyler. Verin bu arada. Konağa tinerci denmesin. Ben konuk değilim ama ben ev sahibiyim. Sana, sana denilince doğru. Diyorlar mı? Bana yiyince, ben de değmesinler o zaman. Bana deyince direkt mahkemeye veriliyorlar. O zaman mahkemeye verin. Abi azalt en azından. Hayda güzel. Bir şey söyleyeceğim. Harbiden mi inanıyorsun? Kardeşim, İnanmıyorsam çünkü şey yapacağım. Azaltılmış haliyle 4-3 atıyoruz. Bu kadar azaltabiliyoruz. Kusura bakmayın. Biraz da böyle artık. Hani tutuyoruz içimizde bu Beşiktaşlılığı. Azaltılmış hali bu kadar. Galatasaray'a Fener'e de geriden gelip handikap yaptığımız ikinci bir sezon var mı acaba? Daha önce mi? Daha önce. Bilmiyorum. Bu bence çok zor bir mesele. Beyler ben Beşiktaş'ın yok. Biraz ciddi yani konuşalım. Hani makarasını yapıyoruz burada eğlenelim diye. Show must go on şeklinde. Ama ben yani ciddi bir yorum bekliyorsanız Beşiktaş şampiyon olur. Bu sene olur. Birazdan sana zaten şey yaptıracağım. GSFB BJK yazacağım. Ha. Böyle tutacağım suratımda. Kalan maçlarda hepsine puan ver. Bu maçta bunu alır, bunu alır, bunu alır. Şimdi puan en son alt alta toplayacağız.
Kim ne alıyor söyleyeceksin. Tamam. Büyük ihtimal Beşiktaş şampiyon çıkartırım bir şekil. Abi onun sitesine atayım mı sana, yapma ya. Böyle tadı çıkar beyler bu işlerin ya. Birazcık her şeyiniz site olmuş. Bu jenerasyon ne alaka? Birazcık yazacaksın. Tabii. Defterin kokusu. Duvara mı yazsak ya? Yok. O zaman ev sahibinin o zaman taşaklarının kokusu olur. Kağıdın kokusu. Şeyin kokusu. Üç takım 80 olursa Beşiktaş şampiyon oluyor. Hadi bakalım. Hı? Tabii. Üçlü avarajdan. Galatasaray'ın şu an kaç puanı var? 70. Oha, Galatasaray maksimum 10 alır zaten. Oha. Geliyor bir o zaman. Bir saniye geliyorum hemen. Beşiktaş peki bütün maçları kazansa mı 80 oluyor? Üç bedavası mı var? Üç bedava ne beyler ya? İki bedava yok mu? Ulan hatta bir bedavası var. Fener'in iki bedavası var. Fener'in iki var. Şeyin bir var. Galatasaray'ın bir var abi. Galatasaray'ın bir var. Kim o abonelik hediye eden? Berkan Ünver. Ne adamdı be. Neydi be? Berkan. Neyler? Bizim Berkan neydi? Berkan. O da iyi adamdı. O da sürekli gömücüydü. O da çok yiyordu. Abi. Giresun kırmızı yok, var. Yok yok, hiçbir şey yok. Yokmuş. Kırmızı Lokilo. Önce abi Lokilo'ydu. Beşiktaş'ın bay geçeceği bir maç var. O hafta ben... Beşiktaş bu hafta bay geçti ya. İçeride Galatasaray'la oynuyordu çünkü. Yapacağım ya. Yapacağım. O kadar olur. Bu arada ben bugün Koray abiyle de, öbür Koray abiyle de oturdum konuştum. Hı hı. Abi ne hissediyorsun dedim. Üzgün müsün falan filan. Yok dedi. Zaten hani bir aklı başında bir teknik direktör. Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanlarına 0 yazar. Ya da Beşiktaş antrenörü ise. Katılmıyorum. Fenerbahçe'ye 4 attık. Ama hayır. Ekstra olur oradan çıkaracağım puan. Anladım. Ya bir Galatasaraylı zaten buradan mağlup etmek istiyordu ki. Galatasaray'ı bozan gümrük maçı oldu bence. Orada kimse puan kaybı beklemiyordu. Kimse demeyelim de. Sana Galatasaray'dan Galatasaray Fener'le maç puan kaybediyor ki. Galatasaray Fener nasıl her sene küme düşmüyor ben de. Aklımı kaybedecek gibiyim ya. Beyler şaka maka. Acilen Galatasaray'la Fenerbahçe yönetime sesleniyorum. Seneye daha iyi kadro kurun. Bu sene iş işten geçti. Dün itibariyle bu sene iş işten geçti. Arkadaşlar. Kim o? Kerim. Şu Fenerbahçe düşmanlığı. Yani çok içiniz rahat edecekse açıklayayım. Bir takımı daha çok nefret olayı ciddi anlamda yok. Bir takımı daha çok sevmeme olayı varsa ben Galatasaray yorumundayım. Yani kimse kusuruma bakmasın. Ama senin de adın chatte Fener düşmanı. Fener düşmanına çıktı. Ben anlamadım. Aksine neden Fener düşmanına çıktı biliyor musun? Bir insana doğruları söylersen eğer sevilmezsin. Ben Fenerbahçe'mizin iyiliği için burada konuşuyorum. Fenerbahçeli dostlarım da beni kötü biliyor. Canları sağ olsun. YouTube'da linçlenmiştin, evet ben de hatırladım. YouTube'da ne zaman linçlendim ya? Ben YouTube yorumlarında maç sonu yapayım. Videoları atıyoruz ya. Hı-hı. Orada senin Fener şeyliğinle ilgili bu arkadaş da Fener'in düşmanı galiba falan çok olmuştu. Ne çıkmadı? Fenerbahçe ile ilgili söylediğim keşke şu şöyle olsun böyle olsun. Fenerbahçe kötü gidiyor dediğimde ne olmadı yani? Durum tespiti yapmak düşmanlık mı oldu bu ülkede? Fenerbahçe ama o gün Fener'in kazandığı bir gündü. Böyle kazandığı günlerde chatte genelde millet bir gazla geliyor ya. Eksiklerini söyleyince millette ekstra bir tepki oluyor. Olabilir. Olabilir. Normal ya. Bizim ülkede ya soğan 30 lira olmuş. Ha, millet çatacak yer oraya. Bir gün sana çatar, bir gün bana çatar. Yok çatsınlar. Küfür hakaret olmadığı sürece ben bana çatan adama da bir şey demem ama çok haksızlığa uğradığımı hissettiğim anda bile çok üzülüyorum. Olumsuz bir yorum geliyor bazen. Çok üzülüyorum. Çok haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.
Keşke diyorum olayın gerçeğini bilse. Keşke diyorum benimle ilgili böyle bir yorum yapmasa. Keşke diyorum bana karşı bu kadar öfke duymasa. Keşke bir 15-20 dakika benimle bir yerlerde otursa. Beni dinlese, bana hak verir. Ama hani o adamı da artık kurtaramayacağımı fark ediyorum. O adama kendimi anlatamayacağımı fark ediyorum. Üzülüyorum sadece attığım işine yani. Bu kadar öfke duymasına bana karşı üzülüyorum yani. Abi Fener bu oyuna şampiyon olamaz dedin. Dünkü oyuna GSM mi şampiyon olur? Arkadaşlar ben bir kez daha Adam GS'de olur tekrarlayayım. demiyor ki, ama Beşiktaş Ben bir olur şey diyor bu arada. söyleyeceğim size. Ben Galatasaray'ı şampiyonluğa sezon başında daha yakın buldum. Hatta o günkü belki hatırlayanlar varsa, iyi takip eden arkadaşlar varsa hak vereceklerdir. Ben Galatasaray'ın da iyi oynadığını söylemediğini, iki takımın da iyi oyun oynamadığını söyledim. Ama Galatasaray'a 3 puan getirebilecek, oyun çözebilecek oyuncuların çok fazla olduğunu, Mertens'in, Icardi'nin, işte ne bileyim bir sürü Fenerbahçe'ye göre daha fazla bireysel, kendi performansıyla, takım oyunu değil de kendi performansıyla skor alabilecek adamın daha çok olduğunu, bu yüzden de Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledim. Galatasaray'a sezon başında da kötü diyordum ben. 18'de 17 yaparken de oynadığı oyun benim futbolumu tatmin etmiyordu diyorum. Beşiktaş da birçok maçında tatmin etmedi. Yani dün etti. Dün de 30. dakikadan sonra etti. Onun dışında Beşiktaş'ın da mesela geçen hafta Ümraniye maçında uyumadık mı hepimiz? Tabii ya. Yani ben Galatasaray'ın oyunu tatmin etmiyor deyince Beşiktaş'ın oyunu çok mu tatmin ediyor diyenler oluyor. Yani ona da yapacak bir şey yok. Yani yağmur yağıyorken yağmurun olduğunu söylersiniz. Şemsiyeyle dışarı çıkmasını istersiniz. Adam sen beni ördek yerine mi koyuyorsun diyorsa o da adamın kendi alınganlığıdır arkadaşlar. Beni hiçbir futbol takımı tatmin etmiyor. Umarım da hayatımın hiçbir yerinde bir futbol takımı beni Umarım. tatmin etmez. Umarım etmez. Niye seni Real Madrid bazen tatmin ediyor? Yok, hiç denk gelmedik. Beşiktaş olmasa kimi tutardınız? Ayda. Beşiktaş'ı Türkiye'den mi? kurardım. Yok, hiç öyle bir cevap vermem. Yani kesin birini tutardım. Kimi mi tutardım Türkiye'den? Antalya Spor'u tutabilirdin sen belki. Ama şey de önemli mesela. Senin penaltı yapacak. Senin baba kimi tutacak mesela? Benim babam takım tutmuyordu. Yani benim babamın takım tutma olayı Ama yok. hepimizi Beşiktaşlı yapan biri var ya, onun seçeceği takım önemli aslında bizim seçimimizden daha çok. Penaltı. Giresunlu çok itiraz etti. Verir herhalde hakem bunu. Ben büyük ihtimalle herhalde şey olurdum ya. Yani sanırım Fenerbahçeli olurdum. Yani Nereden geldi bu Beşiktaş sana? yok dünya üzerinde. Bilmiyorum ya. Öyle geliyor yani. Ne oldu lan? Niye penaltı olsun bu pozisyon? Adamın elleri kapalı. Kapalı abi Aa, böyle elleri. kapalı mı? Bu ne? Neresine soksun? Şu Adamın eli uzun. Ne yapacak eli bak uzun? bak bu. Bunu ne yapacaksın? Adamın eli uzun abi. Ne yapacak adam? %100 penaltı. Mete Kalkavan'ın Ya saçları saçlar var berbat ya. ya. Vermedi. Mesela Vermedi abi, doğru Mete'nin ya. saçları görünce Mete'nin dalga. Mete Kalkavan. Soğuk suya girince Zora, Mete Hoca'nın zoraki dalga. gibi. Neden? Mete kalkamam. Kalkaman işte o şaka zaten. aynısını yaptın. %100 penaltı bu arada. Ya böyle penaltı olmaz. Böyle penaltı olmaz. Sen Giresun sporluk yapıyorsun. Yine başladı senin İstanbulspor düşmanlığın. Hayda, İstanbullularla beni karşı karşıya Öyle, getirdin. ben doğru söylerim. Cesus. İstanbulspor'da doktor 1983 olmuş. dövmesinin anlamını koymuşlar. Beyler ben Quaresma'nın doğum günü. pin kodumu hep unutuyorum telefonda. Yok bu Quaresma'nın. Bu da annemle babamın. Burada ablamın, burada da annemle babamın doğum tarihleri. Ablanınkini yaptırmanın sebebi Quaresma ile aynı sene doğmuş Aynı sene olması. doğmuş olması. Buradan da ablama selam olsun. Kendine sanıyor garip. Aynen abla. Seni çok seviyorum.
Vermedi mi penaltıyı? Aa. Anadolu takımlarından bir transfer yapsanız kimi yaparsınız? Valencia. Gol kralı. Ya Fener düşmanlığını biter. Fener düşmanlığı yok. Sen Ezecisindir yani. Eze ama Eze de İstanbul takımı. Anadolu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ha, diyebiliriz. O zaman yani forvete ise Eze. Bak mevki mevki sayayım sana, tamam mı? Kale ise Ali Şaşal. Ali Şaşal. Defans hattına şeyi beğeniyorum ben ya. Yine Adana Demir'in bir tane Semih mi? Sarı saçlı bir stoperi var ya. O Semih. Mesela Samet'ten iyi. Bence de. Orta sahaya bu sene ligde çok öyle bir şey olmadı ya. Yani böyle vay be. Senin be. Anadolu izleme şeyin de azaldı. Azaldı. Biraz azaldı. Doğru söylüyorsun. Aa Ndiaye. Hakikaten bak. İnanılmaz bir performans sergiliyor. O dün Beşiktaş'ın düştüğü dakikada içeri Ndiaye gibi birini atabilseydin. Bak mesela Şenol Hoca dedi Maxim'i atamadım dedi. Çünkü dedi hani o görevleri tam yapabilir mi bilmiyorum dedi. Yani Ndiaye inanılmaz olurdu. Dün toparlardı. 6-8 dün, karışık driplingli bir yani orta saha mutlaka lazım Beşiktaş'a. Dün Beşiktaş'ta Ndiaye olsa Beşiktaş utanmasa bir sıfırdan gelip 3-1 yenerdi. O tarz bir oyuncuyla. Lamin Diak. Ama Lamin Diak çok 6. Bize 6-8 karışıklı bir şey lazım. Lamin Diak nerede oynuyordu? Ankara Gücü. Açkah nerede oynuyor şu an? Açkah o şey değil mi? Kayseri'de Erzurum... oynamıyor mu Açkah? Dan kiralık. Akua oynuyor şu anda şeyde. Kayseri'de herhalde. Açkah saçma bir kırmızı görmüştü. Olay olmuştu o adam, evet, değil mi? Evet. Bu arada Getson işinde de ben her zaman bildiğimi söylerim. Doğru bildiğimi. Getson işinde de çok iyi bir performans sergiledi. Bu maç bazında kabul ediyorum ama hala ben Beşiktaş orta sahasının gol veya asist katkısının fazla olarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Getson bunu yapabilecek kapasitede mi? Kapasitede. Umarım önümüzdeki sene bunu gösterecek. Abi yani. Hücumu deli gibi körelmiş ama ya. Evet. Evet. Ya dün bir yerde aldı gidiyor ya tek başına. Bam güm bam güm gidiyor. Orada mesela Cenk bariz offside'da Cenk'e atıyor mesela. Evet evet ama şey de atmasına var. Cenk de kızdı bu arada. Benim doğru. Önümdeydi şey oldu Cenk. Ya şöyle bir durum da var. Bir sürü boş adam var ya. Bilmiyorum futbol oynayanlar var. Mesela şey antrenmanı yaptırılır. Takım hocası özellikle hücum oyuncularına ya da orta saha oyuncularına tam böyle yaya yanlara topları dizer yan yana. 8 top 10 top. Orta sahadan full depar gidersin şut atarsın geri gidersin. Bir daha şut atarsın. Geri orta sahaya depar bir daha şut atar. Hiç durmadan. Bu da çok fazla oksijen tükettiğinde bile hala o gücünü arttırabilmek. O son hamleyi de doğru yapabilmek. Bunun itmanıdır. Bunun gelişmesidir. Getson öyle bir sorun yaşıyor. Boğuşurken ederken onunla bununla o kadar çok enerjisini harcıyor ki. Artık işte o son hamlede son pasta ya da son şutta şeyi kalmıyor. Ona enerji kalmıyor maalesef. Oliver Kemen var Kayseri'de. Ben Kemen alırım bu adamı. Aynen. Hemen... Sana yaptırtmadım bu şakayı. Aynen yaptırtmadım. Ama ben zaten ilk akla gelen şakayı yapmazdım. Yaparsın bu arada. Vallahi yapmam. Hayatta yapmazdım yani. Çünkü yani... Neyse yapmayacağım. Bağlayamadım çok iyi şakayı. Ben diyorum ki Beşiktaş'ın Getson tipi bir adama daha ihtiyacı var. Bir tane de yaratıcı orta saha ihtiyacı var. Tam onun değil. Zaten Şenol Güneş yani ya şey oynuyor fark ettiysen eğer hatırlarsan Talişka gibi adamla oynuyor. Yani direkt forvet atabileceği 10 numara gibi yine diyemezsin Talişka'ya. Klasik bir 10 değil. Mesela Sosa da çok klasik bir 10 değildi. Daha 8-6 tarzıydı. Ben Şenol Hoca'nın mesela şu anda da zaten hani Amir, Salih, Getson hangisi 6 numara? Yani, Amir biraz ama o da aynen, şey altı. Biraz. Pillo gibi böyle şey arkadan altı, oyun aynen. Kuran. Hani böyle iki tane bir, dinamik 8 arayan altı. O yüzden bence Beşiktaş'ın önümüzdeki sene Beşiktaş için konuşuyorum. Yani stoper hattını mutlaka tutmalı. Bence. Yani stoper hattı
Umarım Tayyip gider, Talha kalır. Talha kalmalı. Sayıs ve Sayıs ve şeyi de tutarak, Koli'yi de tutarak seneye Beşiktaş devam etmeli. Sayısı mutlaka tutmalı. Koli'yi acayip dengeliyor. Evet. Ama Tayyip'ten bir şey olmaz. Bence de. Bu arada bir de Tayyip hastalığından nasıl, sakatlığından nasıl dönecek onu bilmiyoruz. Bu arada ben şakasız Tayyip Talha'dan da pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Hakikaten mi? Bence o Beşiktaş seviyesi bir stoper değil. Sayıs İngiltere'ye döner demişler. Sayıs'ın döndüğü senaryoda ciddi bir forvet almamız, şey stoper almamız lazım. Ne alaka ciddi dedin bir forvet be. Lazım. Ciddi arkayı bozuyorsun önden bir adam. Aynen öyle. Stoper aynen lazım. Çünkü Sayıs hakikaten, ama dün Şenol Hoca'nın konuştuğu, yeniden takıma uyum sağlıyor, adapte oluyor. O da iyi. Lider ruhlu aynen. Yani belki Sayıs'ın fikri değişebilir. Yani belki Sayıs bir sene daha Beşiktaş'ta devam etmeyi tercih edebilir. İki sol ayak olmaz ki demişsiniz de dün mesela iyiydi Sayıs sağ stoperde. İyi, iki sağ ayak oluyor da iki sol ayak niye olmasın? Sayıs çok para alıyor bir de. Verilir beyler, değer ya. Yani. Evet. Kafası buradaysa veririm. Yerine getireceğine kaç vereceksin ki abi? Bedavaya mı oynayacak yerine getireceğin adam? Almıyormuş zaten. 1.7 yazıyorsunuz beyler. Sayıs Pepe. Of. Sayıs Pepe değil de bence Koli Pepe. Koli Pepe daha güzel olurdu. Hemen geliyorum, kusura bakma. Estağfurullah. Emrecan Uzunan'ın, aynen öyle. Emrecan Uzunan'ın yarısına 2 veriyorsan. Dünkü performanstan sonra hala Rozier karşıtı mıyım? Evet arkadaşlar, Rozier karşıtıyım. Çünkü Rozier'in sağ solu belli olmuyor. Mental anlamda da arızalı bir adam. Öyle bir adam Beşiktaş'ta ana planda olsun istemem. Yetenekli bir adam. Dün maçın en iyilerinden biriydi. Teklif bulduğum anda bir yerlere çakarım. Dün maçta ben kimi çok beğendim biliyor musun? Masuaku. Evet. Yani tamam, yediğimiz gol oradan geldi. Ama onun dışında ya bence Beşiktaş'ın en değerli toplu. Bir de mesela şeyin golünde, Abubakar'ın golünde böyle bir uçarak geliyor. Yani bir futbolcu 90 artıda 3-1 atılan gole defanstan böyle şu hareketlerle böyle geliyorsa aidiyet duygusunu hissetmiş. İşte bu da Şenol Güneş farkı arkadaşlar. Kafa olarak takımdan bitmiş 3 tane adamı dün çat diye, yani sahanın en iyileri yaptı. Masuaku asist yaptı. Sayıs gol attı. Rozier mükemmel oynadı. Sahada tel tel dökülen, belki bütün Beşiktaş taraftarının neden bu adam oyundan çıkmıyor dediği, hem Fenerbahçe maçında bu arada, hem Ümraniye maçında, hem de dünkü maçta Abubakar'ı 90 dakika oyunda tuttu. Yani çıkartmadı. Çıkartmadı. Çok başka. Şenol Hocam'a buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah bin kere, binlerce kere ondan razı olsun. Şeyi bir izleyelim ya atsalarda. Mümtaz mı? Mümtaz'ı izleyelim. Hakikaten beyler, Mümtaz'ı bir salın da bir izleyelim Mümtaz'ı ya. Mümtaz'ı bir izleyelim beyler be. Mümtaz'ım. Seçim anketi var beyler. Kore kaldırılmış diyor. Ben bir tek şeyi gördüm. Baksana, kullanılamıyor. Aa, konfeti patlatma işini görmüştü. Dijitürk tarafından telif yemiş. Ulan be, Mümtaz abiyle bir ortak özelliğimiz daha, Dijitürk'ten telif yemek. Başka şey yok mu? Herhangi bir X random bir kişi izlesek devre arasında. Beşiktaş, Galatasaray, tepki. Yok. Öyle kahve alınacak. Yok. Bu kim?
İtalya. Bir tane daha link geldi bu arada. İzle Tepki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Beşiktaş. Ne bu? Rastgele tepki. Rastgele attı bu çocukta. Bu şeyli çocuk var, Fenerli çocuk var. Beşiktaş haklısı. Mesela bu işlerde de hiç yokum biliyor musunuz? En anlamadığım olaydır. Yani Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın, Beşiktaşlısın. Niye rakip takımın atkısını takarsın ki? Mümtaz Reis'in ama konfeti işine çok güldüm. Sen onu da mı görmedin? Çok yanlış bir şey yapıyorsun sanırım. Yok yok. Mümtaz Reis'in o videosunu izlemedim abi diyecektim. Galatasaray TV var, onu izleyelim. Aa, gönderdik Ada Kupe'ye. Torreira. Baktı arkadaşlarına. Torreira bir çalım. Oliveira. Sağ kanada doğru. Raşit Sağ. Bekletmeden gönderdi. Kaldırdı topu. İşte bu. Icardi. Dakika 20. Bravo. Bu derbide dağları havalandırıyor Icardi. Deplasmanda öne geçiyoruz. İşte bu. Uyuttuk, uyuttuk, attık. Gerçekten hazırlık paslarında o tempoyu düşürüp rakibi biraz uyuttuk. Mükemmel bir gol ya. Mükemmel bir offside gol. Offside yok. Sağ kanada gönderdik. Rashica bekletmeden çevirdi. Gönderdi. Bekletmeden vurdu. Icardi. Tabii minyonlarca. Efektler ne kötü ya bu offside. Okan i̇şte Buruk Okan hocamızın yedek kulübemizin sevinci de sevinci. Ekrana geliyor. Mario Icardi yine boş geçmiyor. Boş geçmiyor. 14 gol. Evet. Toplam. Seviyor. Adam seviyor derbileri. Yani. Büyük maçların adamı. Raşit San'ın pası da yerden güzeldi. Öncesinde Torreira'nın o noktayı görmesi de güzeldi. Büyük oyuncular, büyük orta, orta korner yine. Amir Hacı Ahmetoviç. Raşit San'dan top dışarı çıktı. Kes paslaşarak kullanmayacaklar sanırım. Ceza sahası içerisindeki itişmelerden dolayı oyuncuları uyarıyor bu bölümde hakem Ali Şansalan. Torreira o noktadaydı. Sayıs çekiyorum şakayı. Torreira ve Kolya arasında bir kısa süreli gerginlik yaşanmış. Şimdi kullanıldı. Bir kafa topağlara gidiyor. Gidiyor. Korner organizasyonda beraberlik golünü buldu. Ev sahibi Beşiktaş dakika 35. Orada boş bıraktık çünkü. Takım menemen yerken Şenol Hoca'yı maçta beklemeden skorda denge var. Durum 1-1 oldu değerli izleyiciler. Ne demiş? Kolibambi. Çok kötüydü. Zorlama bir şey kaydı. İki oyuncumuz da var aslında ama. Torreira'ya faal yok mu? Ben anlamadım yani. Bak. Geçmişin hatırı. Koli çekiyor Torreira'yı. Koli bandı. Ya bu nedir geçmiş ya? Geçmiş güzel günlerin adam indirmişsin hatırını. Yere. Kore Hoca'nın berberin telini o var mı? Beyler benim berber yani buradan izler mi bilmiyorum da umarım izlemez yani. Evet. Orada iyi yükseldi ve dedi ki abi yarın sabah yola çıkıyorum İstanbul'a. Arabayla. Niye dedim? Beşiktaş maçına abi dedi. Bilet buldun mu dedim. Yok abi dedi. Buluruz dedi. Oha. Ha. Üçüncü kategoriden bilet buldum dedi. Ya burası kötü daha yerden bulurum diye çıkış yapmış almadan ve şimdi asla bulamıyorum dedi. Ben belki chat bunu abartı bulacak ama sen gurbetçileri anlarsın. Dedi ki abi dedi Gezal'a mesaj atsam sakat diyor dedi. Ve bu durumu anlatsam beni yanına oturtturur mu ne düşünüyorsun dedi. Dedim ki şu geçişleri iyi yap. Herkes bildiği şey. Geçişleri iyi yap kardeşim dedim. Siktir et Gezalı. Herif bilet bulup almamış ya kötü yerden diye. Sonunda ağlıyordu. Bak. Ah. Aa, kim bu videoyu atan? Vegors neydi be? Vegors bir ara hakikaten bir büyüsüne kapıldığımız ama aslında hiç büyüsüne kapılmayacak bir adamdı yani. Manchester'da bir golü var değil mi? Ya da iki golü mü var? Biri FA Cup'ta, biri de ligde herhalde. Toplamda iki golü var. Golcü bir oyuncu değil. Servisçi bir oyuncu. Yani şeyde falan attırmış Wolfsburg'da ama
Biz şu an sizi açamıyoruz çünkü Beyin Sports görüntüsü var arkadaşlar. Beyin Sports görüntüsü olduğu için açamıyorum, evet. Forvet dediğin gol atar diyorlar. Harbi doğru söylüyor. Herkes kendi işini yapmalı bu hayatta. Forvet'in tek konsantrasyonu bu olmalı hatta bence. Ya şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Fırına ekmekçi alıyorsun. Ekmeği iyi yapamıyor ama çok iyi poğaça yapıyor. Yani iyi de. Bırak onu poğaça yapan yapsın değil mi? Tabii seni ekmek yap diye aldık buraya abi. O yüzden aldık yani. Örnek de budur bu arada beyler. Bunu kullanın ha. Çok iyi betimledim bu aynen arada Forvet'i. Firmino tarzı adam da yokuz. Mesela bak. O yok değiliz. Aynen. Ama mesela Firmino'yu 10 numara gibi. İkinci forvet gibi konumlandırıldığı aynen sistem. Bal olur yenmez o da. Tabii. Ki zaten Firmino Liverpool'da en iyi döneminde Mane ve Salah'la oynuyor. Yani aslında oradaki yedek forvet. Hani onlar kanat gibi dursa da aslında kanat değiller yani. Salah dediğin adam 50 tane gol atıyor. Evet. Artık Salah'ın kanatlığı falan kalmamış yani. Detox Moments şeyi atmış. Buna bakalım. Hayda. Bunu verebiliyoruz mu ekrana? Telif yemeyelim sana Detox'tan. Tutamadığım oldu mu? Oldu kardeşim. Senin saçları benim kestiğim dönem şapka aynen, takıyorsun. Aynen belli şapka takıyorum. Unutamadığım oldu mu? Oldu kardeşim. Ah tekile yar. Mesela kardeşim hakikaten merak ediyorum. Bit atıp niye bunun izlenmesini istedi acaba? Aa, senin saçların benzetildiği ünlü. Ünlü mü? Bu adama ünlü denmez. Bu adam ünün ta kendisi yani. Ne yakışıklı adam ya. Ah be. Ne adam ya. Çok büyük adamdı biliyor musun? Ya beyler bir şey söyleyeyim mi? Ya zamanında hepimiz kızmışızdır etmişizdir. Her takımın mesela şeyinde vardır. Sen da. Sen ki hiç kızmadın. Ben kızmadım da. Mesela örnek veriyorum Fenerbahçelilerden de belki hani Alex de çok koşmuyor. Onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ya da Snyder için işte şöyle böyle diyenler. Yani ya mesela Snyder mı bugünkü Mertens mi ya? Ya 50 kere Snyder anlatabiliyor muyum? Tabii. Ya Alex mi ya da Fenerbahçe bugün ya da Quaresma mı Beşiktaş'ın bugün kanadını ya. Enkudu falan oynuyor kanatlarda. Beşiktaş'ın kanadı Babel'le Quaresma'ydı ya. Bu kadar kalite düşebilir mi aşağıya ya? Bu kadar olabilir mi yani? Redmond büyüktür Q7'de aynen. Ya yani Redmond. Redmond'u çok seviyorum. Çok iyi futbolcu da. Yok. Duygulu anlar diyor bak kabak tatlısı. Lan nasıl bir klip acaba o? Değişiklik yok. Kabağımız var. Hasan'dan sonra bir daha hiç kabak tatlısı yapmadım biliyor musunuz? Bakın niye burada duruyor. Yapmadım, hala yapmadım. Ağlarım ya. Kabak. Yarrağımı yesinler tabak tabak. Hakikaten hiç bir daha ne bu şakayı yaptım. Ne de kabak tatlısı yaptım biliyor musunuz? Ulan ne günlerdi be. Şu adam bana Twitch aç diye yalvardı ya. Aynen. Oğlum biz bedava her akşam konuşuyoruz. Şunu millete sat da para kazan diye yalvardı bana. Vallahi billahi. Çünkü ben podcast'te de daha önce bir podcast'te söylemiştim. Dediğim gibi her insana Allah bir tane çok büyük bir yetenek veriyor. Ve o yeteneği kullanıp kullanmamak sizin elinizde arkadaşlar. Allah bu adama da böyle bir yetenek vermiş. Onu kullanması gerekiyordu. Çok şükür kullanıyor. Umarım daha da iyi şekilde kullanacak ileride. Adam. Ya bu inanılmaz bir fıkra ya. Ya onu hakikaten mi ya? Yolda yürüyor. Ben şuradan bakıyorum sana şu an. Bir ne tane kadın camdan buna ikimiz tepki yapıyor. Adam da arkasını dönüyor. Allah Allah diyor devam ediyor. Şşt pşt diyor yakışıklı diyor baksana diyor. Adam yakışıklı da değil ya böyle şey oluyor böyle bir arkasına mesela bakıyor sağına soluna bakıyor. Bana mı dediniz diyor.
Evet diyor, sana dedim diyor. Gelsene yukarı diyor. Adam, bana mı dediniz hanımefendi diyor. Evet evet gel yukarı diyor. Böyle tek göğsünü gösteriyor. Ete Kalkavan VAR'a gitti bu arada. Giresun penaltı atacak galiba. Ya da İstanbulspor. İkisi de değil bu arada. Kırmızı olayı var herhalde. İstanbul haftaya mı oynuyor direkt Galatasaray'la? Yok, Başakşehir. Offside. Zaten. Değil mi? Topun vurulduğunu göstermiyor. Buna kırmızı olmaz ama ya. Yanında bir stoper bence daha var. Bence de olmaz ve bence de olmamalı. Çok güzel almış yalnız ya. Ne kadar temiz almış Riyad Bey. Hiç penaltı kaçırdı ama güzel almış yani. Kırmızı bu arada. Çok hızlı geldi. Sırf sen öyle dedin diye değil dedim. Neyi saçma deli Mete Kalkavan. Olmaz ya. Haksızlık bir karar ya. Bence kırmızı bu arada. Çok yakışıklı çocuk. Fıkramıza devam edelim. Adam ulan heyecanlanıyor. Bir daha böyle fırsat gelmez diyor. Çıkayım diyor. Bir çıkıyor abi. Tam kadınla yatağı atacaklar. Dolabın içinden bir Arap çıkıyor. Bunu çatır çutur çatır çutur götürüyor adamı. Bu hareketlerini niye yapmış mesela? Bugün olsa yapmam. Adam hikayenin devamında Araplarla ilgili insulting bir durum var mı? Yok. Tamam. O gün bile aynı korumacılığındasın. Adam aradan bir hafta sonra gene geçiyor. Kadın bu defa çırılçıplak. İşte yakışıklı diyor. Baksana buraya diyor. Adam diyor ki bana mı dedin diyor. Evet evet diyor. Gelsene yukarı diyor. Adam diyor ki Arap var mı? Arap diyor. Kadın da diyor ki yok diyor. Yemin et diyor. Kadın diyor ki yemin ederim Arap yok diyor. Adam yine bir gaza geliyor. Çıkıyor. Dolabın içinden şak Arap. Yine çıkıyor. Gene bu adamı çatır basıyor. Çatır basıyor. Aradan 3 gün geçiyor. Gene aynı mevzu. Arap var mı diyor. Bak diyor annenin babanın üzerine yemin et. Arap var mı diyor. Kadın vallahi yok billahi yok diyor. Çıkıyor adam. Yine adam abi. Çıkıyor. Abi, neyse abi aradan bir hafta geçiyor. Zamanlarımız. Adam geçiyor. Yürüyor yine öyle. Şşt heyecandan götü başı oynatırız o dönem 380. Yakışıklı diyor. Baksana diyor. Adam yine bakıyor. Bana mı dedin diyor. Evet diyor yakışıklı diyor. Gelsene diyor. Arap var mı? Arap diyor. Kadın diyor ki yok. Arap yoksa seni ne yapayım diyor. Diş mi fıkra ya? Yani adam şey olmuş. Anladın mı? Yapa yapa. Abi artık ciddiyet. Yettin canıma. İstanbulspor'un as stoperi yok Galatasaray maçında. Bu işte benim bütün planları değiştirir. Aynen şu anda. Aynen öyle. BJK'nin şampiyonluğunu VAR çalmıştır. Bunun siyahı yok mu ya? He? Siyahı? Yok abi. BJK yaz kalem mi olur? BJK'ye yaz hepsini. 3 geç işte. Tamam onu sen yazarsın. Önümüzde şimdi 3 takımın oynayacağı maçları sıralı şekilde ulaşmamız lazım ama. Maçkolik sıralı vermiyor abi. Nereden bulabiliriz onu? Maçkolik sıralı vermiyor. Ekrana vereceğiz değil mi bir de? Öyle bir durum var. Ekrana vermeyeceğim. Şöyle tutacağım ben, sen kim ne alır onu yazacaksın. Maçları? Sonra maçları. Bu şeyler nasıl görecek? Bu şeyler mi deriz? Bu bizi izleyen kardeşlerim nasıl görecek? Uyaralarını nasıl vereceğiz oraya? Beyler şey çıktı al ağzından abi. Özür dilerim. Aha ulan. Helal lan arkada size. Arkada Jorge Jesus. Severiz onu da severiz. Severim Jorge Jesus severim. Onu vereyim ya ben. Beyler bir saniye benim abi hazır kalkmışken dolapta bir su var onu bir kanka alsana ben. Benim götüm görünür ya. Fener'in nerede bay haftası beyler? Bir yerde Fener, pardon bay haftası değil de. Fener bir yerde Hatay'la oynuyor. O nerede? Antalya sonrası mı? Yoktur başka bir. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen. Yok ya vefasız. Oo el var. Yokmuş. Trabzon sonrası mı? GS'den sonra. Yalnız hakikaten Beşiktaş 4 yıldız, Fener 5 yıldız burada. Onu ne yapacağız?
Susarsın ha? Abi. Niye susacağım kardeşim? Susadın mı Red Bull iç. Belki su Red Bull dışı bir şey içmek istersen. Yok. Çok az su içiyorum ben ya. Abi o çok kötü böbrekler ağrıdı. Evet evet sıkıntılı. Bu konuda çok şey aldım ama uyarım. Şunu kapatak da çekek ya. Hadi. Başlıyor şimdi. Muyuz? Şimdi. Al kalemini de. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Giresun deplasman Fener. En son mu göstereceğiz? Şeyde her hafta bitince gösterelim tamam. Bence. Galatasaray Başakşehir içeride. Antalya Beşiktaş deplasman. Kim bilir ne yazacak beyler. Trabzon Fenerbahçe. Ama Fener'in sahası. Göstermiyor musun şimdi? İlk hafta bitti. İlk hafta sonuçları geliyor. Dudum. Dudum. Dururu. 1-1-3. Evet. Devam et. Fenerbahçe Trabzon mu? Evet. İstanbulspor Galatasaray deplasman. Beşiktaş Adana Demirspor. Zaten demeden. Evet. Yazılmış bir. Zırırırın. Tamam. Galatasaray 3 yazdım. Aynen. O adam poligandır. Antalya. Fener Antalya ile mi oynuyor bu hafta? Bir dakika abi. Hatay ile mi oynuyor? Fener bay geçiyor o hafta herhalde. Yani 3 alıyor değil mi? Hatay'la oynuyor Fener. Fener'e 3 yaz abi. Hiç istemezsin böyle bir şey yapmaya bak. Beşiktaş bay geçiyor. Yok yazıyorum o yüzden. Değil mi? Evet. Yok. Galatasaray kimle oluyor? Evinde Sivas mı? Bir dakika. Çok yanlış bir şey yaptık. Fener'e 3'ü zaten eklemişler. 73 yazıyor ya orada. Ha. Fener o zaman ama o hafta bay geçiyor. Nasıl olacak? Yani neyse öyle yapalım o zaman. Burada yazılana göre yapalım. Sen Fener'e 3 yazdın ama onu ne yapacağız? Allah 3 yazdırdı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yo. Antalya Fener'e 3 yazmış ol. Tamam öyle işte. Allah Sivas Galatasaray'ı yaz. Zırırırın. Galatasaray Fenerbahçe ile oynuyor. Ama dur. Önce Galatasaray Ankara Gücü ile oynuyor. Beşiktaş Kasımpaşa ile oynuyor. Galatasaray Ankara Gücü mü? Ama Ankara Gücü deplasman. Ankara Gücü deplasman. Fener kimle oynuyor? Fener oynamıyor hafta. Çünkü Galatasaray maçı var en son. Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. Ha, o zaman Fener Galatasaray'ı yazmıyoruz yani. Tamam. Oğlum eksik oldu lan. Yok olmadı. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe'ye oynuyor. Beşiktaş'ın 4 maçı mı kaldı? Beşiktaş 68 puanda değil ki. Beşiktaş ha bu şey. Eklenmiş hali eklenmiş babam. Eklenmiş hali. Tamam. Tamam şimdi neye geldik? Beşiktaş Konya Galatasaray Fener. Galatasaray Fener'e ne icat edeceğim acaba? Tamam. Galatasaray Fener'e de böyle dedin. 1-3-0 1-1 Galatasaray. 1-1-3-1 Fenerbahçe. 3-3-3-3 Beşiktaş. Toplayalım. Ne oluyor? Topla bir. Galatasaray 4-6. Bir de 6 koy. 79. Tamam. Fener kaç? 3-6. Değil. Aynen. 79. Beşiktaş 12-80.
Ya seni Cimer'e şikayet edecek bu chatten 5 aldı çocuk. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben zaten başında da Beşiktaş'ın şampiyon olacağını biliyordum. Bankette var. Şeyde. Bu şimdi olmayacak bir hesap mıdır? Bu arada Galatasaray'ın hakikaten Fener'in bence zor maçı yok bu arada. Fener'de biraz şey yaptın ama Galatasaray hakikaten zor maçlar ya. Abi Fener'in 3 eksik yine Fener'i yaptınız. Hadi. Niye? Nasıl? Galatasaray 3 eksik değil. Beyler eklenmiş hali. Fener'in zaten eklemişler beyler bu anda. Herkesinkini eklemişler beyler. Bir tek oynanacak maçları koymuştur oraya. Oynamayanların hepsi eklenmiş zaten. Fener ne dedin? Bunlara şey oldu ya. Giresun beraber dedin. Bunlara az oldu ya. Galatasaray sen nerede sıfır dedin? Sivas'ta mı? Beyler bir şey söyleyeceğim bu arada. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Fenerbahçe maçında da Rıza Çalınbay'a tepki gösteren Beşiktaşlar olduğunu ne zaman şey yaptın ki? Kimse unutmasın beyler. Bundan 2 sene önce Sergen Yalçın'ın sezonunda eğer Sivas Fenerbahçe deplasmanında ligden son 1 hafta önce yani kazanmasaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu da biliyorsunuz değil mi? Fenerbahçe o hafta kazansaydı Sivas'a yenilmeseydi içeride yani sondan bir önceki hafta Fenerbahçe şampiyon oluyordu. Ayrıyetten şimdi diyorsunuz da hiç buna benzer şeyler yaşanmadı mı yani? Bilinçli sezon Beşiktaş çok önde girip abuk subuk içeride Antep'e puan kaybetmedi mi? Fenerbahçe iddiası olmayan Trabzon'a içeride yenilip şampiyonluk vermedi mi? Denizli deplasmanında kümede kalmış Denizli'ye 20 dakika gol atamayıp şampiyonluk vermedi mi? Bunlar futbolda olan şeyler. Az oldu ya bunlara puan. Galatasaray'a bir puan daha yazıyorum. Galatasaray'ı 80 yapıyorum. Galatasaray Sivas'la beraber kalıyor Hasan'ım. Galatasaray 80 olsa biz mi şampiyonuz? Evet. Yine biz şampiyonuz. Ondan verdim. İkili avarajdan yine biz şampiyonuz. Nasıl şampiyonuz? Ya? Galatasaray Hiç. Bizi fandikap yemedi mi? 2-1 yendi. Biz 3-1 yendik. 2-1 mi yenildik evet. Galatasaray? İkili avarajda da, üçlü avarajda da Beşiktaş şampiyon oluyor. Öyle bir durum var. Yani puan farkını şey görmeyin beyler. Bir puan düşün. Galatasaray'a sen 1-3-1-1-1 dedin. Beşiktaş'a 3-3-3-3 dedin. Mecbur. Beşiktaş'a başka ne vereceğim? 1-1-3-1. Aklıma girer misin acaba diye düşünüyorum da. 80-80-80'de biz şampiyonuz mesela. Herkes 80 olursa. Fener'in 80 olma ihtimali yok ama. Niye canım? Yok var. Bir maç yenilir. Mesela bir maç yenilir. Bir maç kazanır. O zaman 80 olur. Evet. Yani örnek veriyorum Fener işte şeye yenilir diyelim ki Trabzon'a yenildi diyelim. Berabere kaldı. Giresun'u yendi. Fener oldu sana 80. Yani 3 takımda 80 olursa Beşiktaş şampiyon oluyor ama 3 takımda 80 olmaz. Hani kelime... 80 olmazsa aynı. İyi şaka. Bunlar güzel şaka. Şaka. Bunları not edin beyler. Beşiktaş 80 şampiyon olamaz. Abi şu maçta Giresun'un hala gol atamamasını pırtladım Giresun... bu arada. Yanlış anlama. Bu Giresun Fener'e hiçbir şey yapamaz. Handikap Fener diyorum ben Giresun Fener'e. Giresunlu topçular kafa olarak düşmüş. Düşmüşler evet. Bir tık onu ben de sezdim. Giresun'un Galatasaray'la maçı var mı? Yok. Yok. Avantaj. Fener handikap atar burada. Deplasman'da değil mi Fener Giresun maçı? Giresun'da. Ya beyler ben tabii ki çok zor bir ihtimal ama yani benim şu yaptığım hesaptan da ben geçen yayında da söyledim de mesela bundan 2 hafta önce ben skor tahminleri verdiğimde gene bana bu chatte bir sürü yorum olmuştu. Yani bu Galatasaray'ın Karagümrük'e puan kaybedeceğini Beşiktaş'a ineceğini söylediğimde hayal görüyorsun diyenler olmuştu. Hakikaten hayal bu arada. Hayal değil demiyorum. Hayalle yaşanır zaten bu arada. Bir taraftar benim, hayalle de. Benim hayalim şu. Ben şunu hayal ediyorum. Beşiktaşlı olarak değil, aynı zamanda bir futbol sever olarak. Mesela şu çok güzel olmaz mıydı? Tabii Beşiktaşlı olarak çok güzel olur da. Galatasaray yenerse Galatasaray-Fener maçını. Galatasaray şampiyon.
Fener yenerse Fener şampiyon, berabere biterse de Beşiktaş şampiyon. Müthiş olur. Böyle bir son hafta izlenmez mi o maç? İnanılmaz olur. Müthiş, böyle yani tarih boyunca unutulmayacak bir maç izlenir yani bence. Güzel olur. En iyi şey olur. Tabii canım. Bu arada bunu bence buna chat'tekiler olmaz diyor da bence Galatasaraylılar da okuyor olur, Fenerliler de okuyor. Galatasaraylılar olmayabilir çünkü Galatasaray'ın yani dürüst, şimdi makara yapıyoruz burada tabii ki yani Beşiktaş şampiyon olacak abi, diye de. TNT Arena'da Fener'le oynuyor, yensin bir zahmet ya. Ben Galatasaray'ın zaten o maça şampiyon çıkacağını düşünüyorum yani. Yani dürüst, normal, objektif futbol görüşümde. Bence Galatasaray zaten o maça şampiyon çıkacak. Çıkamaz bence. Bence çıkacak. Çünkü Galatasaray 3 puan önde girse de şampiyon çıkıyor. Çıkmıyor. 4-0 yense. İşte, yani. Tamam öyle olacak işte. Matematiksel yani, olarak matematiksel öyle olacak. Olarak da bence çıkıyor yani. Bence Fener'e öyle bir şey bırakacaklar o maç. Hadi 4-0 yenmeni götün yer varsa şekli çıkacak Galatasaray orada. Öyle mi diyorsun? Ben öyle çıkılacağını tahmin ediyorum. Ama beraberlikte Beşiktaş şampiyonluğunda ne diyorsun? 4'e gerek yok, 3 yetiyor. 3 at o zaman götüm varsa diye şey çıkacak o zaman. Bir şey diyeceğim. 3'te 2 ile avaraja şeye bakılmıyor mu? Genel 3'te gole bakılıyor. Golde Fener önde demek ki. Öyle gole mi bakılıyor? Avaraja mı bakılıyor? Golde avaraja Fener bakılıyor. Önde. Avarajda Galatasaray önde diye biliyorum ben. Belki İyi de yanlış biliyorum. 3 atsa diye. Şu an aralarındaki avaraj farkı 4. Fener Galatasaray 3 atsa zaten Fener öne geçecek. Geçmiyor mu otomatiksel olarak? Galatasaray 1'e iniyor. Bilmiyorum. Fener doğru 2 öne geçiyor. Ya kim kazanırsa kazansın, ben seneye Beşiktaş'ın şampiyonu olacağını düşünüyorum. Bu sene bence Galatasaray şampiyon olacak, seneye de Beşiktaş olacak. Bence. Seneye ben de Beşiktaş'ın olacağını düşünüyorum. Şenol Hoca bu hakkında düşünülen ya artık futbola bir şey veremezi bu sezon çok yıktı. Ya bugün birçok analizci de onu inceledi, paylaştılar. Dün basın toplantısında da bir tık değindi. Ters kanadından değindi ama yani dün Beşiktaş'ın mesela birebir aynı şeyle 2-3 tane pozisyonu var ya. Aynı çizilmiş oyunda. Rozier'in Redmond'a verip Redmond'ın kendi yarı sahamıza doğru koşu yapıp Salih'in çizgiye basıp şeyi de çekip Abdülkerim'i de oraya çektiği bir olay var. Ve ondan sonra Redmond'ın Salih'e, Salih'in Rozier'e attı ve içeride Abu ile Cenk'in birebir kaldı. Yani Galatasaray'ın üstünlük sayısını. Hatta Abu Bakar birinde kafayı vuramadı. Birinde Muslera'nın kucağına vurdu. Birinde de Rozier topu iyi önüne alamadı. Yani bilmiyorum ben yani biz tabii ki maçı izliyoruz böyle de yani işte Fatih Terim taktik bilmiyor. Şenol Güneş bilmiyor. Olabilir mi böyle bir şey yani? Yani böyle bir şey olabilir Yok, mi? Yok güncele ayak uyduramıyor diyorlardı ama öyle bir durumu da yok bence. Ya öyle bir durumu olmadığını gösterdi. Aa doğum. Bu ekip şampiyon yapar mı sizce? Yapar. Doğum şaşırttı beni doğum. Doğumun da biliyorsun Beşiktaş'ta da şampiyonluğu var doğumun. Fener'de de var. Fenerbahçe kravatıyla gelmesi ilginç. Fener'e daha şey ama. Yakın. Zaten fotoğrafta herkes Fenerbahçeli. Anlamlı bir şey söyledin. Gençlik yarasıdır. Beyler tümele küfür edeceğim. O video nasıldı? Oy, onu attığınıza be. Furkan onu atsana. Ya beyler bir şey atıyorsunuz bu. Yasa dışı bahisçi bu herif herhalde. Beni engellemiş. Aynen. Engellenmişim bu çardan. Mümtaz'ı izleyemedik. Mümtaz'ın video telif yemiş Dijitürk'ten. Kaldırılmış. Evet. Ya bu inanılmaz bir video ya. Ben bunu yayında daha önce de izledim bu arada. Beyler, eğer ki bir kişi daha, bir tane daha bu maçtan dolayı küfür ederse Beşiktaş'a ihanet etmiştir. Ben tümere küfür edeceğim abi. İçerim ben abi. Ya bu maçta bir tane kardeşim hakikaten Redmond'ın golünü görememiş. Aşağıdan beni görmüş nasıl gördüyse. Ulan demiş Koray abinin yanına gideyim bir fotoğraf çektireyim demiş.
Adam kuzey alttan kuzey üste gelmiş. Benle fotoğraf çekti. Aa, mesela seni işte karşıdan çekiyor değil mi? O herif, onu gördüm aynı. O çocuk. Orada izliyorsa bin selam olsun. Oradan bizi çekmiş. Bir tane köyde... Bir fıkran daha var, şunu da izleyelim. Bir adam varmış. Genç. Evlenmek istiyor. Yaprak diyeyim abi. Diyor ki ulan diyor, ben diyor köydeki kızların diyor daha önceden diyor yaprak görüp görmediğini diyor nasıl anlıyor? Niye yaprak diye anlatmışım ki? Bir tane köyde bir adam varmış. Diyor ki ulan diyor ben diyor köydeki kızların diyor daha önceden diyor yaprak görüp görmediğini diyor nasıl anlarım diyor. Aç şimdi hepsine tek tek göstereyim, bu ne diye sorayım diyor. Pipi diyenler diyor zaten bir tek bebeklerinkini görmüştür. Çünkü o pipi diye gitmiştir diyor. Pipi derler diyor. İlk kızdan açıyor. Kız diyor ki bu ne? Yaprak olmaz. Öyle böyle. Neyse gidiyor. En son izleyici sayısına bak. Bir tane kız pipi diyor. En son bir tane yani dördüncü sıradaki veya beşinci sıradaki de diyor ki pipi. Adam diyor ki işte diyor aradığım kızı buldum diyor. Hemen evleniyor abi. Neyse gel zaman git zaman böyle gidiyor falan filan. Kıza diyor ki aklına geliyor bu muhabbet. Artık diyor evlendik diyor. Bunun ne olduğunu söyleyebilirsin diyor. Açıyor gösteriyor. Kız hala pipi diyor. Adam Allah Allah diyor. Nasıl oluyor ya diyor. Sen hala buna nasıl pipi dersin diyor. Sen diyor muhtarın oğlunukini görsen diyor seninkini. Yazıyorsun. Aa, nasıl adım ben? 500 kişi izliyor bu arada. Aa, şovdaymışız. Ya neler yazıyorsun fazo? İman gücüyle alırsın yazıyor. Ya o zaman ki bir sorum var kendisine. Fazıl say. Buyurun. Fenerbahçe'nin başına gelebilecek antrenörleri Fazıl say. Senin rollenmeleri ne diyorsun? Ya neler ya yazıyorsun fazo? Aa, İman gücüyle alırsın yazıyor. Ya o zaman ki bir sorum var kendisine. Fazıl say. Buyurun. Fenerbahçe'nin başına gelebilecek antrenörleri Fazıl say. İyiydik be. Hakikaten güzel günlerdi be. Sürahi var bak. Ulan bu bugün neydi yetişme ya? Abone olduydu değil mi sana hemen çocuk? Abone oldu, sonra bit falan attı. Bizi iyice şey yaptı. Adamlar yapmamalar bunu lazım. Bak şimdi. Bak şimdi. Şimdi seninle ilgileniyorum ya. Bir yandan da çete bakıyorum bak. Çayı sürahiyle içseydin. Sondan ikinci yorum bak. Yapmazlar zaten. Bak neden gördüm bak şimdi. Biliyor musun? Abi, çok özür dileyerek bölebilir miyim seni? Böl. Böldün zaten. Çok sinirlendim ben de bu arada. Böldün zaten. Sikeceğim ben. Ama bir şey diyeceğim. Adam chatte demiş ki abi çayı sürahiyle içseydin. Be pezevenk. Bundan daha normal bir bardak var mı? Harbiden yani ağzımı bozmayayım diyorum. Ya sürahiler girsin götüne lan. Yani bunun neresi sürahi? Yani bir şeyi eleştirmek için anamızın amı ya. Yani bak harbiden ağzımı çok bozdum. Abi en çok bu yoruma kızdım amına koyayım ya. Siktir git ya. Eleştirmek için ya bardak amına koyayım ya. Ya beyler bu sürahi mi? Avradın sikim bu sürahi ise var ya. Bu bana komple girsin ya. İnanılmaz sinirlendim ya. İnanılmaz sinirlendim ya. Oğlum buna niye sinirlendin? Abi ya yorum atmak için yorum atmaya bitiyorum ya. Şunu da çay içiyor adam ya. Adam daha neyde çay içebilir amına koyayım ya. Bu adam daha neyde çay içebilir ya. Hayda. Bilmiyorum ya. Kaan Ferit. Teşekkür ederim. Acıcık. Kesene verin. Sevdiğin adama böyle oldu yazıyor. Lan be. Şunların tekrarı olsaydı keşke, arada izlerdik ya. Yani. Kaşlar bambaşkaymış benim bu arada abi. Şu an çok metroseksüelim yani. Barrios ne ya? Barrios işi ne? Oha, bize atılan açamadığımız link var ya, orada yazan Wilmar Barrios herhalde. Zenitli futbolcu. Beşiktaş istiyormuş onu galiba. Hiçbir fikrim yok ya. Vallahi hiç bilmiyorum yani. Konuşacak kadar bir fikrim yok. Nereden bileceğiz abi Zenitli adamı? G-
Gazprom ayarlıyormuş. Gazprom olayı ne alemde? Var mı senin bir bu konuda bir şeyin? Çok. Çoğu tık alma bit, için boş haber. Bit geldi Hazreti Onur. Aha. Kusura. Sen bu videodaki Abdullah Avcı'nın ceketini hatırlıyor musun? Evet. İnanılmazdı. Kusura bakma banlandıysan. Pantolon krizine girdim ya. Çok konuşulmuştu. Eyvah, Beyin Sports görüntüsü varmış. Ama Abdullah Avcı'nın ceketini bir saniye gösterip çekeceğim. Bir saniye gösterip çekeceğim. Bizim tepkiyi göremeyecek miyiz? Canlı tepki veririz zaten. İnanılmaz bir ceket ya. Yani evlenme teklifi etsem yani bu ceketle giderim, biliyor musun? Böyle simsiyah buraya da bir tane. Abi Türk ben bayrağı. Şunu anlamadım. Bu adam Türk milli takımında çalışırken mi bu ceketi almış milli takımdan acaba? Ha, şey mi diyorsun? Yani eşantiyon ceket. Yani hani Abdullah hocam ya, hakkını helal et. Artık vedalaşalım. Yani ceket kalabilir mi? Şenol Hoca'nın pantolonundaki potluk. Şenol Hocam'da yani öyle bir sıkıntı var maalesef. Yani başka bir adam. Bambaşka bir ama adam. Ama Şenol Hoca'nın tipte de hakikaten iri penisli adam enerjisi var. İri penis diye mi? O kadar yani. Koca taşaklı diyemiyorum. Tabii var. Mesela bende o hiç yok. Bizim enerjiler çok damarlı yedi ya. Benim çok sıkıntı ya, maalesef. Ya damarlı yedi, ağzımıza sıçtı. Nikil'le ağzımıza sıçtım. Koray Hocam'a bir soru. Şenol Güneş'le 1 saat mi? Q7 ile 11-12 halı saha mı? Şenol Hoca'yla 1 saat. Tabii ya. Işte Q7'nin dilini bilmeyiz. Şimdi bir daha halı sahada çalınmama hastası yapacak bizi. Dilini bilsem ne olur ya. İşte Koray Hocam'ın ya. Şenol Güneş. Bu ne maçıydı acaba? Kime puan kaybetmiştik acaba? 30 fon var bu arada. Bu senin ev bu arada. Bilmeyenler için onu söyleyeyim. Eski ev. Şimdi öyle değil. Sergen Hoca'nın bir puan kaybı bu. Evet. Harbi bir kafa var bende ya. Şu yayınları tabletten açıyoruz. Elimizde telefon. Aynen. Çete bakıyoruz. Çete bakıyoruz. Kasımpaşa'nın içinde. Ne bileyim abi, o kadarını hatırlayan helal olsun. Her şurada tarihi yazıyordur. 18 Nisan 2021. Bakalım ama. Şampiyon olduğumuz senenin 18 Nisan'ı. Karagümrük maçından sonra böyle makara yapacak halde değildik ya. Yapamayız. Ben eve gitmiştim zaten, hatırlıyorum. Evet. Böyle mi devam ediyor? 0-0 Sivas mı acaba? Uygun geldi o tarih. Bir yarı yolda kalmışım ben. Ne diyoruz bir sonunda? Anlamadım. Ama şey bak, 18 Nisan o sene ligin çok sonlarına gelmiyor. Çünkü hatırlıyorsan pandemi Sivas nedeniyle lig şey yok. O sene değildi o. O seneydi ya pandemi nedeniyle. Yok abi. Bir önceki sene Başakşehir'in şampiyon olduğu sene pandemi nedeniyle lig durdu. Lig nasıl atıyoruz diye soran var. Modlar onunla hemen ilgilenir. Koray abi, Mission Dilovacı ben demeden. Damarlı yedi oymuş. Damarlı yedi bana bugün şey attı. Abi dedi, yayına çıkacaksan Cilobeci yaz bana dedi. Ben de Cilobeci yazdım ona. Onu diyor. Adı da Emirhan de herhalde. Emirhan, niye Damarlı yedi yazıyorsun lan? Ya buna çok güleceğim galiba ya. Hissettim. Çok buna çok gülelim. Galatasaray bayrağı koltuğa dikmeli adam ne korkutur beni, biliyor musun? Sen kızdı ve çatı kalkadı, sen ilaka kızdı, Beşiktaş 1. Sen kızdı ve çatı kalkadı, sen ilaka kızdı,
Başka ne diyor lan? Orası mı çocuğu? Anlamıyorum diyorum ben de ya. Hadi kız diye ve çatı kavgası senin akarsın trencin ama. İlk yıl bitti. Orası mı çocuğu? Kime kızdı acaba bu kadar? EZ Onur klip arayıcısı ya. Ay. Telif gelir mi Avustralya'da? En utandığım video izlerken. Bu arada ben canlı izledim. Acayip topçusun. Hani sen kendini övmezsin belki burada ama. Yok. Futbol konusunda övmem de. Acayip topçu. Zediyim. Anlamsız bir şeyim var. Top kontrolü bak. O gelecek mi acaba? Geliyor geliyor. Geliyor burası. Yok burası değil. Sağ bir deme herhalde bu. Nasıl güzelliğini aldım bu uçalım. Punch değil mi? Tamam. Uçalım çok iyi. Bunun keşke daha iyi görüntüsü olsun. Uçalım çok bak. Hop. Moving up and down, side to side, like a roller coaster. Paku da edit yapmış sana. Paku'nun editi daha güzeldi aynen. Heh. Bu da bizim yayın. Şey. Halı sahaya falan çağrılacak adam değil bu arada söyleyeyim. Tabi tabi. Çok halı sahada dayak yer gelir yani Türkiye'de. Halı sahada uğramamam. Ya da halı sahada şey oynamam yani. Baksana kornerden atıyor mesela yani. Şuraları da yanlış anlamıyorum. Çoğu profesyonel top. Keyifine oynanan bir lig ama çoğu profesyonel top. Başka oynar ya topu. Top harbi başka oynar. Yunus Çağlayan da İzbit'le bir şey yapmış. Buldum yok. Ne ki bu? 23 dakika diyor bunu. Başka zaman izleyelim. Nasıl Yunus izleyelim? Sıçtın bizi mahvettin. Bir tane abi. Konuk, bu ne? Konuklu günler. Benim de Ankara'daki ilk ev. Adam var. Neyse evleniyorlar bunlar. Çok güzel bir cinsel hayatları var eşiyle. Hmm. Adam canı bir yerde tak ediyor. Sürekli adam anal istiyor eşinden. Analda anal. Adam analla yatıyor, analla kalkıyor. Kadın yok diyor. Adam analla yatıyor. Kadın yok. Bir sene geçiyor. İki sene geçiyor. Üç sene geçiyor. Ama adam her gün anal diyor ya. Anal. Kadın en son dayanamıyor. Ya diyor artık diyor olsun da bir bitsin diyor. Bir kurtulayım yani şundan diyor. Bu arada bak Scott Roy
yeniden abone olmuş 8 aylık abone. Şu an bize chatte mod. Hakikaten mi? Tabii. Orada yazı yazıyor. Skatroy şu an mod mesela. Analiz de budur. Veriyor adama. Sabah kalkıyorlar. Kadın diyor ki oh be diyor. Artık diyor şu 3 sene sonra diyor. Güzel bir gün uyanmıştır, mutludur, bilmem nedir. Gidiyor eşinin yanına, yanağından öpüyor. Adamın surat bir karış. Kadın şok içinde. Ya diyor ne oldu diyor acaba diyor bilmem ne. Adama diyor ki ne oldu söylesene. Adam hayatta söylemiyor. Ya diyor ne oldu söylesene. Yok adamdan tık yok. Konuşmuyor adam. Surat bir karış böyle. Ne oldu diyor artık ya diyor. Adama tokat atıyor. Ne oldu, ne oldu diyor. Adam diyor ki ben göt verenlerle konuşmam. Enes Büyük Ertaş abonelik hediyeleri için teşekkür ederiz kral. Kesene bereket. Ya ne biçim bir adam. Harbiden konuşmam göt verenlerle bu arada. Konuşurum ya, niye konuşmayayım? Hepsi kardeştir. Tabii candır vardır. Takip tarihi 2019 tayfa geldi çete. Oha. 2019'da yayın açtım mı lan ben? Aralık'ta başladın. 2019 Aralık. 2020 mi pandemi patlamıştı? Evet 2020'de başladım. 2019'un ben Ağustos'unda falan bir iki yaptım, sonra üşendim bıraktım ama düzenli yapmaya 2019 Aralık'ta başladım. Düzenli başlayış evet. 2019 Aralık. 2019 Aralık. Ben hiç unutmuyorum. Kamerayı ilk, 2019 Aralık'ta aldık galiba. Hatta. İlk yayında çok heyecanlanmıştım ilk çıktığımda. Bayağı heyecanlanmıştım yani. Sonra hatta sen yayından sonra abi seni chat çok sevmiş, bir daha görmek istiyorlar demiştim. Aynen. Şey 26 kişi. Yani, öyleydi ama. Öyleydi tabii başlangıç. Sonra rahatlamıştık gittikçe. Arka arkaya arka arkaya. Mesela chatte kolpa bir bilgi var. Ben bundan önceki kanalı takip ediyordum. Hakazikçi Twitch kanalı. O kanal yoktu. Yoktu. İlk kanal bu. Evet. Hasso Talks'tu hatta ismi galiba. İlk. Hasso Talks. Aynen. Belki de Hasso Talks demek istemiştir. Bundan önceki kanal diyerek. Onu kastetmiştir yani. Ulan ne günler geçirdik hep beraber be. Acısı, tatlısı. Aynen. Heze Onur bir tane daha atmış. Abi benim... Türk milli takım forması var üstünde be Gökdeniz Karadeniz be. Niye giydim acaba bunu? Benim yanıma kartal yerine aslan koyar mısın yazmış. Abone kalsın. Hedefe bak. 500. Ama bak 266 izliyoruz. 275 abonemiz var. Bizim her zaman izleyicimizle aramızda evet. Böyle müthiş bir ilişki oldu. Aynen. İzlemiyor adam canlı. Ama yine de abonelik oluyordu. Kanala destek olmak için. Harbi ağlayacağım galiba bu yayın sonunda ya. Galatasaray'la kardeşimiz. Mesela abi, bak şimdi adama... de ortalama izleyicide 20.yiz. Aşağı yukarı ilk 20'deyiz. Ama aktif abone sayısında Türkiye Twitch'te 6.yiz. Yine abone fazla ama izleyici, izleyici şey, daha or, yani insanlar. Canlı izleyicide 19. falanız bugün baktığımda ama abone sayısında Twitch'te 6.yiz. Yani ki öyle bir listede 6.yiz ki yani. Tabii tabii. Baba balinalar ilk 5 biz 6. Aynen. Aslan Galatasaray demeyin. Adama Galatasaray demeyin ya. Kaşım tutuyor ya. O zaman tabii birkaç şakada da daha rahat oldu. Tamam benim chatte hep beşler kardeşler var işte. Azdık o zamanlar. Kaça bilmiyordum. İyiyim. Sıkıntı yok. Beyler abonelikleri 300 yok. Abi benim yanıma kartal yerine aslan koyar mısın yazmış Galatasaray'la kardeşim. Sokrates'in Alman dergisi o. Alman Sokrates. Orada da evet. Mario Gomez'in kapakta olduğu bir sayı vardı. Bir burası da almıştım. Hasan'ın işte benim çalıştığım yerde kaldığı odaydı. Evet. O odada yayın yapıyorduk. Böyle bir tane küçük bir masa vardı. O masanın üzerinde bilgisayar. Orada iki sandalyeye oturuyorduk. Yayın yapıyorduk yani. Bak koca 2020'den beri arka planda TV'de sen varsın. Ailece tarıyorlar seni artık selamlar. Vallahi beni duygulandırdınız beyler ya. Teşekkür ederim. Abi maça gidiyorum inanılmaz ya. Bir şey söyleyeyim ben de bile. Yani seni zaten tahmin edemiyorum. İşte Furkan Murkan da bilir. Geçen Giresun maçında çok fazla arkadaşımız geldi. Fotoğraf çektirdi yani. Nargilenle şu hallerine baksana ya. Neymiş bu fıkra? Bir tane bomba bir fıkra gelsin ya.
Zaten Ali Koç. Leşimiz yok. En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikayet eden kulüp Fenerbahçe'dir. Çok iyi. Hakikaten bizim. Hala aynıları. Durduk yere yine Fenerbahçe düşmanı yazacaklar ya. Koray Hoca fitness yapıyorum. Hemen göstereyim kardeşim. Yapmıyorum. Ne göbek be. Neden biliyor musunuz? Çünkü iyi bostan gölgede yetişir. Bizim bostanlar niye turfanda? Seninkisi koyu gölge. Şey. Oğlum seninkisi koyu gölge. Şey. Giresun ne yapıyorsun? 10 kişiler adamlar 50 dakikadır yem kümede kal. Ne yapıyorsun Giresun ya? Ay ay. Yalnız bu arada hakikaten... Giresun gidip de Fener'i yeniyor mu? Bu saçmalığın üstüne. İşte onu diyorum. Bu maçın İstanbul... Ya yani İstanbul belki de Beşiktaş şampiyon yaptı. Eze olur da param bitti diye niye atıyor? Aynen. Eze olur. Aynen bitmiştir param be. Onur Koç. Aa bu çok iyi. Furkan'cım. Hatırlamıyorum. 34 Eylül'de 31 oluyor. Bu az önceki boğulduğum yayınla aynı yayın. Aynı. Yoksa her yayına para olmak zorunda da değil ayrıca yani olsa. Beyler ol. Bak ciddi vermek anlamda. İsteyen varsa beyler bir dakika. Vermek isteyen varsa versin ama yani yok. Ciddi anlamda osuruk bir hayatımız var. Sen öyleydi ama biliyor musun? Çok osuruk hayatlarımız vardı. Yani bize abi Avrupa'dasınız ne iyi diyorlardı. 30'um. Yani Allah'a bin şükür sağlığımız sıhhatimiz yerinde. Bir tek o kadar da ama. Yani Allah'a şükredebilecek yani. Sadece sağlığımız var. Hakikaten vardı. Oydu yani. Günde ben... Ya şu adamın cebinde 30 euro vardı mesela. İçimizde en çok tabii. Parası olan oydu. Aynen. O da şey reklam dağıtmaya çıkıyordum da öyle para oluyordu. Tabii tabii kendi çalıştığı işten olmuyordu. Bir de üzerine reklam dağıtmaya çıkıyordum. Beyler ben bütün apartmanlara günde 2500 tane reklamın posta kutularına atıyordum ya. 5 saat 6 saat o Viyana'nın -3-4 derecesinde sokaklarda geziyordum yani. Sonra döner alıp hep beraber oturup yiyip işte yayına bağlanıyorduk. O zamanlar öyle zamanlardı. İki şey var. Bir geze geze Asım demiş ki Ankara'yı tamamen saldın mı? Seyfo dayının İstanbul ahiret gibidir yeğenim. Gidişi vardır dönüşü yoktur teoreminden dolayı Ankara'daki ev tamamen kapandı mı? Şimdi Asım benim hem annem hem babam İstanbul Ankara'da yaşıyorlar. İkisinin de ayrı ayrı evleri var. Benim için Ankara hiçbir zaman kapanamaz. Mesela çarşamba günü babamın yanındayım. O yüzden mesela haftalık takvimi paylaştım kendi Twitter hesabımda. Çarşamba, perşembe yayın yok. Sebebi bu ailemin yanında olacağım. Kendi evim o ilk Koray abiyle yayın yaptığımız sırada konuştuğumuz evi zaten kapattım. Orası kiralıktı. Babamın yanında yapıyordum yayınları bayağıdır. Bura benim kendi evim ama bundan bir önce yayın yaptığım yer babamın eviydi. Mortingen sana sen kalem bir şaka yapmış. Topalli hocasına hocam Giresun bir gol atsa yeter mi sorusuna hocasına cevap verir. Yetmir Topalli. Herifin ismi Yetmir'miş. Şaka burada. Ha. Ben de mesela hoca olsam şey derdim. Niye Topalli'sin? Yani sıkıntı mı var? Çıkartalım mı? Bu arada bana 30 musun diye sorana bak. Furkan Elmer. Oo evet. Diğer mod. Aynen. 30 musun Koray Koç? O dönemler Furkan Elmer'in ilk geldiği yayını hatırlıyor musun? Bit mi tattı? Hayatımızda ilk kez biti görmüştük. Aynen, dedik aynen. Ulan kim ya? Banker Castelli mi geldik dedi bana koyayım. Yayına bir şey anısı falan anlatmıştı. Uçak şeyle ilgili. Furkan'ıma da bu arada teşekkür ediyorum. Dün beni aldı. Sağ olsun evinde ağırladı. Yemek yedik. Atıldı. Eşyalarımı koyduk. Maç çıkışında da taksiye kadar götürdü. Teşekkür ederim ona burada. Pederi anlatmıştı aynen. Pedere borç verdi. Aynen o tarz bir şey anlatmıştı. Vardı. Kim atıldı bu arada? Hoca atıldı. Bir. Harbi Beşiktaş şampiyon yapmak için her şey oluyor ya. Biri kırmızı yedi. Kulübeden biri kırmızı yedi. Ya bu Furkan Elmer, işte Scott Roy, işte suyu bulan adam falan çok çok eskiler ya. Evet. Hani şuralardanlar yani. 2020'lerden falanlar.
Abi Sultan Kösen arkadaşına gitmiş. Arkadaşına ben nerede oturacağım demiş. Arkadaşı da Sultan Kösen burası gel otur demiş. Bunu bana da damarlı dün attı. Damarlı. Sultan Kösen. Bu adam hayatımızdan çıkmayacak. Damarlıydı. Acilen git kardeşim. HZ Onur. Annemin kredi kartı elime geçti. Sabaha kadar buradayız. Yapma oğlum. Düz at lan açarız. Annenin kredi kartından bir şey harcama. Fener'le Galatasaray'ın niye hiç bentbol takımı yok ya bunu biliyorum. Aa, bu çok iyi ya. Ya. Bu şey zaten benim o veee diye oynadığım bu. Galatasaray Fener'in neden hakikaten hiç handbol takımı yok ya? Çünkü onlara futbolda da elle oynamak lazım. Bitch get out the way. Get out the way bitch get out the way. O gün bir de böyle elle kontrol mü ne öyle bir şey olduydu herhalde. O tarz bir şey olduydu Galatasaray Fener maçında mı ne? Onun için yazdığım şakaydı. Yazdığım şaka ne kadar korkunç. Yazdığım şaka mı? Ya. Tamam Şahin Irmak. Çok güzel hareketler yediler Şahin. Blablablablab. Aa senin forma koleksiyonunu da paylaşmış biri. 438 mi yazmış? Benim elimde saz var mesela. Ya, ne alakası? Nereye gidiyor? İzle şimdi. Bak bu antrenman. Ha. Kıvırcık olamayan Ali. 4.38 diyor ama. Bu benim artık şeye geçmişiz. Beşiktaş formaları bitmiş. Benim Bausan evet. Formalarına geçmişiz. Al işte. Evet oradan evet. 4.10 numara yok. Değil. Bunlar bulabilir. Şampiyonluk şey, kutlamalarında kadın. Aynen. Ondan önce bir şeyler göstermişsin ama var. Aynen. Klip öyle var. Değil. Klip öyle değil. İnanılmaz bir adet. Mesela şu Karius forması. Haydi. Sol altta olan forma. Şuradaki Karius forması şu. Aynen. Devam edelim. 6-0 derim. Dinamo Kiev. Bütün formalar. Geliyor. Başka bir forma. Aa bende de var. Benim sevdiğim forma. bu bendeki formada da bu modelde Kovarajma yazıyor. Çünkü kimi alsam o dönem hangi forveti alsam yazın gidiyordu. Dedim bu logo hiçbir şekilde gitmez herhalde. Bu arada bak mesela gösterilmiyor. Şurada şu forma var ya arkadaşlar. Bu şeyin sponsoru. Everton'ın sponsoru ama bu Everton forması değil. Tayland. Tayland liginden Tayland forma. Tayland liginden forma. Bir tane arkadaşım getirmişti. daha inanılmaz. daha inanılmaz. Evet. Bittim benim için. daha inanılmaz tepkiyi göstereyim mi? Abi arka yani, tarafta Gerard falan Ben Ayun yazıyorsa harbi girişini. Hadi bu olacak işte. Abi mention gelmiş. Neydi o mention? Kendine de 10 almış. Benim nickimde ne var? Adler, 10 var kalkan. Diye. Kendine de bu olayı anlatalım. Anlatalım. Sen anlat. Bizim evde maç izliyoruz. Ben Berkan Hasan. Yani maç bizim evde toplanmamızın sebebi de şu. Tyler Boyd'un Beşiktaş'a transferi görüşülüyor. O gün de Amerika Birleşik Devletleri'nin Sikim Sionson diye böyle hakikaten Sikim Sonic bir adayla hani yani hiç duymadığımız bir adayla gadala mı, maçı var. Öyle bir, öyle bir adayla maçı var. Biz de Berkan Hasan ben çok işimiz gücümüz olduğu için gece 4'te o maça toplandık bizim evde. Nargile işte bilmem ne takılıyoruz. Oturduk Tyler Boyd maçı izliyoruz. O günkü şey muhabbetini hatırlıyor musun ya? İşte Avusturya'da hiç deprem olmamış. Deprem olsa aşağı insek ne diyeceğiz ki Avusturya'da? Aynen aynen. Koyayım. Mit o da o ne şerf canınızı hani acıdı mı? Acıdı mı acımadı mı diye. Az Almanca bilgisi şakaları. Kim de işte isim vermeyeyim biri de tweet atmış. İşte Tyler Boyd çok iyi transfer olacak falan filan. Ben de altına çöp yazdım. Çöp yazınca bu tweet atan da bana cevap olarak şey demiş. Tweet'i atan Mikael Serin ya. Mikael Serin işte. Yani. Söyleyelim. Adamla ilgili bir şey yok zaten. Mention'a başka biri dalıyor daha sonra. Aynen. Onunla da ilgili var aslında. O da demiş ki şöyle işte çizgiye basılı kalmaz, defansa yardıma gelir, gereksiz top kaybı yapmaz, kırmızı görmez. Yani Quaresma'da yani Quaresma'nın tam tersini söylemiş. Sonra da demiş ki gerçi demiş nickinde Q7 olan birine bunları niye anlatıyorsam. Senin nickte Q7KK10 mu? Aynen Q7KK10'du o zaman. Ondan sonra ben altına da başka bir çocuk da tipe bak demiş. Bir de kendisine 10 numarayı vermiş. Hani Q7KK10 diye. Bu yayında onun üzerine işte o sezon olan bir yayın. İzle şimdi. Bak bu antrenman bu normal kulüp daha Bausan'a geçmiyorum. Bak bakayım ne yazıyor kardeşim. Bausan. Al işte. Hani 10 numara değildim.
Hani 10 numara değildim? 10 numarası. Beyler 10 numara adam değil miyim? Böyle bir bağlama olabilir mi? Ama böyle bir bağlama olabilir. Aa şaka bak burayı bir daha bunu unutmuşum. 10 numarası. Beyler 10 numara adam değil miyim? Böyle bir bağlama olabilir mi? Ama böyle bir bağlama olabilir. Neydi be? Ay ay. Samimiydik be. Öyle derler evde geçmişe dönünce. Şut istatistiği İstanbul Spor 5, Giresun Spor 30. Oh. Bitti mi maç? Ligin en kötü kalecisi dediğimiz adam 30 şut deyip gol yemedi ya. Beyler Galatasaray'ın sanırım İstanbul deplasmanı beraberliği iptal. Oraya 3 yazalım Galatasaray'a. Aa 3 yazmışım zaten lan. Evet İstanbul deplasmanı 3 yazdım. Hakikaten 3 yazmışım zaten. Ama İstanbul Spor için kesin kaldı diye bir şey hala yok baba. Yok yok daha kesin kaldı yani. Yok tabii ne olur ne olmaz. Baksana herifi tebrik ediyorlar kaleci kahraman oldu. Grazdon Koray abiyle ilgili bir tweet atmıştım. Görünce DM atmıştı. İstanbul'daysan görüşelim diye çok mutlu olmuştum. İkinize de bin selam. Koray abi umarım bir gün nargilemizi içeriz demiş. İnşallah kardeşim. İnşallah içersiniz. Yani hemen sıyrıldım o etkinle. Aynen. Yunus Çağlayan hoca buldum en iyi dans. Ay, müthiş. Bu Rize Galatasaray. Rize Galatasaray. Peterna'da puan almıştır Rize. Bu arada bardaklar da işte o sürahi göndermesi. Su sürahiyle isteydiniz çayı diyorlardı ya. Bu maçla ilgili bir anı daha anlatayım. Senle ben bu maçta sen çalışıyordun. Maç başladığı dakika biz metrodaydık seninle beraber. Sen bana gel hazırlan ben de gidelim maçı izleyelim demiştin. Ama senin çıkışın yine uzadı. İşte birileri geliyor onların kaydı falan filan diye uzamıştı. Biz seninle Viyana metrosunda Galatasaray Rize maçı izleyip Rize'nin golüne çok sevmiştik. Orada hatta şey olmuştu ya aman okum kültür başkentinde Rize golüne seviniyoruz metroda. İnanılmaz bir andı ya. Afiyet olsun abi. İnce belli bardakta içelim. Bir kez daha söyleyeyim. Abi çayı sürahiyle içseydin yayınının lava... sonrası o lava kesin. Şey. Büyük çay. Bardakta çay. Manyaz harbiden içiyorduk i̇çtik, bir de insanın ağzını onu. Yakar ya. İçtik bitirdik onu oğlum. Ben içtik çay gibi. Müthişmiş ya. Ya eski yayınları olsa var ya haftada bir gün eski yayınları izleyip tepki hani tabii, tabii, kendimize yaparız. Tepki yapardık ya. Güzelmiş be. Ay ay. Yani beyler o günlerden bugünlere işte. Yani tam diyorum ya şu yayınların üzerinden 2,5 sene falan geçmiş. Çok dün gibi daha. Baksana ne kadar gençmişim ben ya. Bak alındaki kırışıklığa bak çok az. Bir de şimdiye bakın. Abi bana bak mesela bu herifle şimdi yan yana gelsem ikiz kardeş falan demezler mesela. Abi, der abi kardeş derler yani. Buna abi dersin belki. Dersin de. Tabii. Baksana abi sen orada ne Beyler ben Instagram kullanmıyorum. Instagram'ım yoktur. Yani tek sosyal medya adresim Twitter. Adler KKO. Başka yok. Serdar Sarıdağ'ın söylediği şeyin bir anlamı var mı beyler hala abi? Yani yanlış anlamasın Serdar Bey de benim artık hani çok fazla itimat ettiğim bir muhabir değil yani. O işleri bitti. Eskiden bir dönem iyiydi yani. Bir dönem evet. Haber değeri taşıyordu verdiği haber de. Bir de ben bu son açıklamalarını tam hatırlamıyorum ama neydi? Çok anlamlandıramadığım açıklamaları oldu. Aa bu yeni yıl klibi yapmıştık. Ben bunu bilmiyorum mesela. Biz yapmamışız bu arada başka biri yaptı zaten. Hikmet Karaman kimden puan almıştı ya? Galatasaray'dan mı ne birinden puan almıştı? Aşağıda yazıcıdan. Ben sana şey demiştim sakın yayına girme. Beni evet. Bekle müthiş bir sürprizle geliyorum demiştim.
Rekoba 57. Hasan Hoca, Kore Hoca hangi semttesiniz? Size tespih hediye etmek istiyorum. Arabayla gelip kapıdan verip döneceğim. Sağ ol dostum. Düşünmen yeter. Teşekkürler. Tesbih sepeti öyle geziyor. Bütün semt semt geziyor. Kardeşim saat, belki de saatçi çocuk. Yalnız Rekoba da 47 de bayağı uzun abone. Çok uzun abone. Bakalım. Rekoba. Çok eski de ya. Rekoba 57. Yok saçma bir şeye bastık, dur. Rekoba bir daha çete yazsana ya. Kaçırdık seni. Hasan Hoca Bakırköy'de diye yalan bir bilgi var mı senin? Dalga geçme işi var diyorlar. 14 ay. 14 aylık abone. Rekoba 47 çok bana şey geliyor. 57 bu arada. 47 değil. 57. Dalga geçmiyoruz ben ya Rekoba. Ayıp ediyorum. Ben zahmet etme diye dedik. Estetik mi yaptırmış? Ben benim suratım niye böyle ya? Obakar'ın gittiği gün. Ha, aynen. Şey. Abi benim surat inanılmaz ya. Senin şişik ya. Top. Bu yayın var ya, altıma sıçtığım yayındı ya. Sen çok kasıyordun kendini gülmemek için ya. Abi bu yayında bir yerde birbirlerimize bakıp kaldığımız bir an var ya, onu bulsanıza ya. Ben bir şey diyorum, federasyonda Ahmet abi modeli var falan mı diyorlarım. Anlamıyor yani. Orada bir şey oldu, bir internet mi kesiliyor, bir şey oldu. Çok acayipti ya. Bu arada bu bizim o günkü rekor. Evet. 550-900 yazıyor da 750 falan izlenmişti o gün. Rekordu. Burası işte markası. Uzun aile çok. Göztepe dansı yaptık. O dönem abonelik şeyleri de bununla açılıyordu. İşte biri abone olunca, şey bit atınca bu yalıyordu. Ondan sonra olta olayı ondan vardı. Sonra dediler ki abi son hafta Beşiktaş Göztepe ile oynuyor. Yüzyılın taşağını geçerler seninle, böyle bir şey yapma. Aynen. Hemen kaldırmıştık. Abdullah Avcı seslenmesi. Şey, hep bize mi geçici oyunu? Aynen, hep bize mi geçici oyunu? Boydu al, boydu. Boydu al. Vay ki vay be. Aynen öyle. Enteresan. Gece 12'ye kadar seçim yasağı koymuş YSK. Allah Allah. İlginç. Tuhaf. Normalde 9'da bitiyormuş. Bu sefer 12'de bitiyor. Evet, 9'da bitiyordu. Hep 9'da bir açılır ya. Full evet. Bir anda sapsarı bir harita. Aynen. Senin Wanderers peki Almanca seslenmen miydi bu? Onda da neler yemiştim ya. Almanca konuşmayı bilmiyor falan filan diye. Bu şarkı sana gelsin. Stech das Messer in mein Herz. Alles soll voller Blut sein. Andreas Beck, wenn du von mir gehst, glaub mir, dass ich nicht nur wein. Vur hançeri kalbime, kalbim kana bulansın. Fazla derine gitme, çünkü orada sen varsın.
Andreas Beck. Bu şarkı sana gelsin. Acaba izlemiş midir Andreas Beck? Steht das Messer in mein Herz. Alles soll voller Blut sein. Andreas Beck, wenn du von mir gehst, glaub mir, dass ich nicht nur wein. Vur hançeri. Müthiş bir şarkı ya. Atarız ya. Sen Şenol Güneş sevinci yapıyorsun da Beyin Sports görüntüsü var. Sports görüntüsü. O zamanlar niye telif yemiyorduk ama o zamanlar az izlendiği az için dikkat için, et çekmiyordu. Aynen. Şimdi gösterdiğimiz anda yani. Uçuruyorlar. Şuna bakalım. Sinan. Ay Gangsta Paradise'ı da severiz be. Bununla kapatalım. Yani ben en azından bununla ayrılayım. Harbi mi? Evet. Eyvah eyvah. Gümüş'ten neden açıklama yap biliyor musun? Çünkü Sinan Gümüş ise sükut altındır. Yaman ben gülüm. Bakın şu durumda dondun mu abi? İki maçla beraber sen orada bir şey hesaplıyorsun. Beraberlik Beşiktaş'ın bir kuruş limit aşmadan Alanya'nın yedekleriyle senin tişörte sakın bakmasınlar. Benim tişörtüm. Bir seneden top oynamayan adamlarla kendi öz evladı hocasıyla Necip'le Montero'yla En Sakala'yla, Wellington'la, dizi bitik Abubakar'la, bir senedir top oynamayan Gezal'la, Rozier'le, Cart'la, Cuk'la, kafa olarak bitik Adem Laiç'le, Gökhan Töreler'le ikinciliği, işte o onların limitler aşarak özel uçaklarla, devlet imkanlarıyla getirdiği 10 şampiyonluktan daha değerlidir. Ben bunu savunuyorum. Ağlattın mı? Şenolcan. Şenolcan? Karagümrün hocanın ismi. Şenol hocam, Şenol hocam deyince haydi. Galatasaray Fener'in neden hakikaten hiç handball takımı yok ya? Çünkü onlara futbolda da elle oynamak. Haydi.
Öyle bir şeydi evet. Vay be. Nereden nereye? Bakalım şeye bir yazalım. Ağladık bebeğler. Anket var arkadaşlar. Koray abi birazdan uğurlayacağım. Kaçması gerekiyor. Onu kaçarken bir intro döndüreceğim. Ayrılmayın. Intro dönüşü anketlerle devam edeceğiz. Anket var. Anket bu hafta her gün var. Hatta seçime kadar her gün var. Vay be. Ay ay. O Koray hocam toka kimden? Toka mı? Bilemedik şey diyor ya. Ich liebe dich be Koray abi. Ich liebe euch auch, Jungs. Aşk meseleleri nasıl gidiyor demiş. Konuşmak istemiyorum ya. Şu an Beşiktaş'ta şampiyonluğa odaklanmış durumdayım. İstanbul'a dönme işi arkadaşlar inşallah. Allah izin verirse. Seneye yani. Seneye en kötü yaza doğru bir Türkiye'ye dönme işi planlıyorum. Umuyorum. Koray Hoca gitmeden yayının başındaki bitimi okursana diyor. Modlar bir el atsanız diyor. Koray Hoca gitmeden hastası JK. Nereden bulurum o adamı ya? Hastası JK. Koray Hocamız hoş gelmiş. Sefa gelmiş. Çok duygulandım ve aşırı mutluyum. Saatlerdir bu anı bekliyordum. Sizleri çok seviyorum hocalar. Alayına siyah beyaz demiş. Ulan bizi duygulandırmışsın. Haberimiz yokmuş ya. Kusura bakma geç gördük. Geç duygulandım. Koray Hocam bu ışıklı vibratörlü videoya fıkrayı hatırlamamam bizi üzdü. Punchline. Ben Işıklı bana... vibratör neydi ya? Ben de bilmiyorum. Hoca selamet demiş ya Koba sana. Baret özlendi demiş. Harbi Ankara'ya gittim de baretimi getireyim ya. Aaa hatırladım lan. Bu şey ya. Kadın adama şey diyordu işte adam... şey olamıyordu da ereksiyon olamıyordu da adam sürekli ışık kapalı sevişmek istiyordu karısıyla. Kadın da bunu kafaya çok takıyordu. Sonra hiç arkadaşlarıyla konuşuyordu bu durum. Ya ben eşimle hiç ışık açıkken gündüz yani hiç benimle sevişmiyor. Bir tek ışıklar kapalıyken sevişiyor falan filan diye. Kafaya çok takıyor bilmem ne. En son dayanamıyor artık. Kocasına diyor ki ya sen benimle diyor nasıl böyle olursa adam yine tabii işi yokuşa sürüyor. Kadın çat diye ışığı açıyor. Adamın elinde vibratör. Yani adam senelerdir işini onunla görüyormuş. Kadın da diyor ki vay diyor aşağılık adam, lanet adam sen yıllardır bunu benden nasıl gizlersin bilmem ne falan. Adam da diyor ki hadi ben bunu açıklarım da diyor. Sen bana 3 çocuğu nasıl açıklayacaksın diyor. Fıkra da oydu. Bu sıkrayı sen bilmiyordun bu arada. Şu an yazdım. Hoca şuradan yurt dışı ülke sonuçlarına bakar mısın? Aa var mı şu anda ülke sonuçları? Yok. Ya 2018. 2018'e bakmanın bir anlamı yok be beyler. Bir Avusturya'ya baksana ben buradayken. Tam neymiş ya? Aynen. Avusturya. Bir şey söyleyeyim mi? Benim mesela ilk ekrana çıkmam... Ben %16'ya şaşırdım bu arada. Ben ilk ekrana çıkma olayım buydu. 77 oydan bir tanesi. Ulan mutluydum ya. Ünlü oldum diye. 106 bin oy var bu arada. Bu seçim daha az olur bu arada. Çift vatandaşlık meselesinde. Aynen onlar tamamen kalktı çünkü. Çift vatandaşlığa ağır ceza vardı. Bence bu seçim daha şey olur. Ve Sayın Erdoğan da bence arttırır. Yukarıya doğru. Oy oranını arttırır diye düşünüyorum. Arttırabilir diye düşünüyorum yani Avusturya'da. Evet beyler. Nuri gelecek beni alacak birazdan. 10 dakika demiş. Gelince öyle yapalım. Şey yaparız. Tamam. Bu arada hakikaten çok keyifliydi ya. Yıllar sonra böyle olmak
Gelirsin artık ya. Gelirim gelirim tabii canım. Gelirsin artık, gelmezsin diye bir şey yok. Aynen. İstanbul'a geldi mi ağırlarız beyler koruyucuyu stüdyoda. Tabii bu arada şey dedi, Viyana'dan da devam yani yayınlara katılmaya. Aa tabii o iş zaten öyle. O iş yok değil yani. Buradayız. Güzel, keyifli oldu. Değişik oldu. Nostalji oldu. Eski videolar da yani hiç aklımızda evet. yoktu. Sağ olsun hatırlattınız yani. İnsanlar bize. Öyle bir yayına çevirtti şey yayını. Aynen. Aynen. Hiç planladığımız gibi değildi. Futbolun az konuşulduğu bir yayın oldu. Her zamanki gibi. Ya zaten futbolu konuşulanda da böyle bir garabet oldu yani. Hani konuşunca da bunu konuşuyorsun zaten. Şunu bir ekran görüntüsü siz bine alın. Yani görürsünüz sezon başında. Ama ben 44 hesapları yaparken de bu tarz tepkiler gelmiyor muydu? Ama orada zaten Beşiktaş hala hazırda ilk yarı 44 almıştı. Sen bir 44 ama, daha alır diyordun. Ya işte millet, çok mantıksız değildi o. Bu mu? O zaman ona da mantıksız deniyordu işte. Bunlar geliyordu. Ama diyeceğim şu ki o zaman ben ondan emindim. Bundan hiç emin değilim. Bu saçmalık. Deli zırvası bu. Koray Hoca, hafta sonu Antalya deplasmanına gidiyorum. Nerede ne yiyeyim? Bir tık Antalya ile oynuyor Beşiktaş. Demek ki Rekoba gidiyor. O kadar bir tribüncü demek ki Rekoba. Bravo Rekoba. Rekoba ne yiyebilirsin? Stadın etrafındaki köfteciler ama sana tabii şeyden Şişçi Ramazan'dan 100. yılda Telefoncular Caddesi diye geçer. Yani en merkezi yerde orasıdır diye Rekoba, söylüyorum. Rekoba Acıbright'tan da iyi bir Antalya döneri ama. Onda yer döneriz büyük ihtimalle. Oradan bir Antalya usulü köfte ve piyaz yersen, piyaz Antalya usulü tahinli yani. Afiyet bal şeker olsun kardeşim. Benim selamımı söyle, hiç siklemezler. Öyle de bir mekan. Aleyküm selam derler. Aynı parayı sak çakarlar sana. Oha. Bu nedir ya? Oha. Geze geze Asım'ın manyak mısın lan sen? Oha. Niye böyle bir şey açıldı ya? Niye böyle bir şey attın oğlum? Ya yayında açsaydık bunu manyak. Oha. Ne, niye ben böyle bir şey izliyorum gecenin bu saatinde ya? Oha. Tuhaf. Tuhaf diyecek bir şey bulamıyorum. Twitter'a girebilen var mı? Oha. Çıkış yapmış lan benim hesap kendi. Harbi mi? Oha. Twitter gitmiş. Yok gitmemiş. Duruyor işte Hasan Arda kaçıp çıkıyor ama gitti geldi oldu Twitter. Benimki de duruyor, bir sıkıntım yok. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Bu arada. Evet. Birazcık haberlere baktım. Bunun klibi mi? Abi sabahtan beri donumuza sıçtık. Fitness yapıyor musun dışı klip çıkmadı mı bugünden ya? Bu mudur çıkan klip? Ve burada yani çıkan klip de neden benim biliyor musunuz? Çünkü iyi bostan gölgede yetişir. Kim aldı bu klibi? Furkan'ın işi mi? Pakun'un işi var. Koray Hoca fitness yapıyor. Hemen göstereyim kardeşim. Yapmıyorum. Ne göbek be. Neden biliyor musunuz? Çünkü iyi bostan gölgede yetişir. Ya komik de neler komik oldu de burada yani, be abi ya. Abi bir linke tıklayınca giriş yap yazıyor. Bu ne? Çok tuhaf işler oluyor beyler. Zaten oturum açık diyor. Allah Allah. Twitter'da yeni misin falan çıkıyor. Twitter ne alaka ya?
Twitter'da bir arıza var. Bu arada ben bir sorum var. Sen biliyor musun? Kısmetsiz olur ne durumda? Bilmiyorum. Ne oldu acaba oraya? Senin izleyesin var mı onu? Yani izleyebiliriz ya. Harbiden izleyebiliriz onu. Kısmetsiz olur'a geri dönelim bari. Kısmetsiz olur'a dönsek izlenir mi? Çok mu bok oldu? Bir denesek mi acaba seninle? Zevk yine mi gitti? Yok izlenmez. Hayır falan diyorlar. Oo, bu kadar yok. Oo, bayağı şey olmuş herhalde kısmet. Çok oldu. Bok olmuş. Yeni sezonu falan olsa da yeni yarışmacılar falan. Aynen. Yeni sezonda izlenebilir seni. Bir şekilde onu sıfırlamak lazım o yarışmayı. Zaten ne kadar sürecek ki o? Bilmem. Seçimden sonra izlenebilir evet. Seçim işi bitince bu yayın sonlarında şimdi anket bakıyoruz ya, o anketleri dolduracak bir program bulmamız lazım. Bu arada kamera ne kadar net gösteriyor ya. Bayıldım bu kameraya. Kameram çok iyi. Aynen. Aa, Real Madrid atkısı ha. Yeni fark ediyorum. Diğer Koray abi getirdi. Vallahi. Madrid'den. Real Madrid'i sevdiğim, bir de bu kalın polar atkıları sevdiğimi bildiği için getirmiş. Ben de arkaya koydum onu. Dur ben de sana boynuna dolacağım bir şey. Getirdim. Bu mudur şaka? Getirdim yanımda. Bana bir tane Rapid Wien şapkası getirsene ya. Tamam. Bir dahaki sefer. Ya da Avusturya Wien. Avusturya Wien getirelim. Biz Avusturya Wien'liyiz. Biz Avusturya Wien'liydik değil mi? Aynen. Şapka ama. Tamam. Avusturya Wien. Nereden bulabiliriz? Fan store'larından bulabiliriz. Formaları kaç para acaba Avusturya Wien'in? İYİ Parti lideri ve AK Parti'nin bir yargı mensubunu İmralı'da bulunan PKK elebaşı Öcalan ile görüşme yolladığını açıkladı. Neden acaba isim açıklamada? Bilmiyorum abi. Sıkıntılı işler var. Şu ana kadar yurt dışından 697 bin seçmen oy kullanmış. Çok fazla. Değil abi. Bir il kadar. Öyle orta de yani. Ölçekli bir büyük şehir kadar. Bir büyük şehir kadar o çıkmış. Niye az diyorsun? Yani. Hoca. 3 milyon seçmen var ama. Bizim ilk bit okunur mu demiş. Bizim ilk bitleri okumadık mı ya? Okuduk abi. Kim demiş onu? Onur. Onur 50 tane bit attın. Kim 50 bilir? Tane bit attın. Hangisi ilk kim bilir Onur? Bir daha ya ilkinde yazmak istediğin şey. Allah son anda. Gerçi yayına vermedin değil mi? Aynen. Onur bir daha normal yaz bakayım. Normal bir... yaz o bitini Onur. Ne yazdığını okuyalım bir. Abi gurbetçilerin AKP'ye yüzdesinin daha çıkması hakkında ne düşünüyorsun? Abi adam büro arttıkça daha rahat yaşıyor burada. Daha rahat geziyor, daha rahat tozuyor. Adam senin yaşadığın ekonomik problemi yaşamıyor ki. Adam burada turist yani. Niye senin derdinle dertlensin ki? 25. ay abone olan var. Eyvallah Yusuf. My Hattle. Prime aboneliğini iptal ettirdik. Son abonelik mutlaka. Aa bak son aboneliğim diyor. My Hattle 25 aylık aboneliği yeme lan. Son ay diye normal abonelik yap. Normal abonelik uygun hala. 25 aylık abonesiyin aboneliğini bitirme. Yusuf Ziya ikiniz de seviyorsunuz demiş. Ne oldu o demiş. Prime olayları Prime, ne? Amazon Prime 40 liraya yükseldi. Bizim şeyde 9 euro. Yurt dışında. Burada şey enflasyona dayanamadı. Evet. 9 da çok bu arada biliyor musun ya? 9 euro değil mi? 9 euroya Avusturya'da bir şey yersin. Marketten alıp. Yersin. Bu arada en son dedim ya Erman geldi diye. Erman kafayı yedi Avusturya'da. Yani şu an sen gelsen büyük ihtimalle kafayı yersin pahalılıktan. Marketler çok uçtu. Çok pahalı. Yani... Tabii Türkiye ile kıyaslanamaz da. Hani var var Avrupa'da da bir enflasyon var da bizimkiyle kıyaslanabilir bir ölçüde değil. Polonya Erasmus işi var. Ne diyorsun Koray Hoca? Polonya çok güzel. Ben bu sene gittim. Yine gittim. Daha önce de gitmiştim. Krakow da güzel. Büyük ihtimalle bu ay içinde Varşova'ya da gideceğim. Mayıs ayı içinde. Güzel. Polonya'yı tavsiye ederim yani. Avusturya Wien'in forma 80 euro. O da çok be 80 çok euro. Abi. Ne ya? 1600 TL'ye Avusturya Wien forması almam yani. 1600 TL'ye oynuyor zaten aşağı yukarı Avusturya Wien topçuları. Aynen. Dönerci sormuşlar sana. Ferhat Döner. Zaten yani
Best'e döner, hafta belt diyorlar yani. Dünyadaki en iyi döner diyorlar. Bir sürü öyle YouTube videoları var. Bir gün izleyelim. Ferhat Döner dediğin 10. Viyana'daki mi? Birçok... Herif ben gider gitmez açtı orayı, biliyor musun? Ben yiyemedim o adamı. Bütün yurt dışı kökenli YouTuber'lar dünyadaki en iyi döner olduğunu iddia ediyorlar. Ve o şekilde işte nefessiz gömme videosu çekiyorlar yani. İzlenebilir. Bir sonraki nefessiz gömmede izleyelim. Ferhat evet. Şeyi... Öyap Donaufeld. Vallahi Donaufeld Öyap'ı bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Ama Viyana'da öyle çok sıkıntılı bir yurt zaten yok. Hemen hemen hepsi şey. Tabii daha iyileri, yeri daha iyi olanları falan var ama genelinde hepsi normal iyi yurtlar yani. Zülfe ne demek mi? Zülfe ne demek? Ne? Plastik. Alman dönerleri kötüsü çok kötü ya. Harbi kıyma gibi olan çok var da iyisi de iyi yani. Et döner hiç yemiyorum zaten ben. Bir tek Ferhat döneri fena değil yani hakikaten et döneri. O kadar. Biz seninle tavuk yiyorduk. Hayda gelen var. Beyler gitmem gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Ben seni yolculayayım. Sen chat'e bir veda et, sonra bir intro döndürelim. Öpüyorum, öpüyorum hepinizi. Hem ben güzel geliyorum. Mesajlarınız, hem maçta görenler, hem Twitter'dan yazanlar edenler hepiniz Allah bin kere razı olsun. O kadar söyleyeyim. Yan yana olmak da yıllar sonra çok, çok güzeldi. O kadar ya. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Yine burada olur chat. Tabii tabii. Biz anketlerle yayına devam edeceğiz. Bir intro dönsün. Yolculayıp geliyorum. Doksun. Hastalar et doksun. Manyaklar et doksun. Kafayı kırmışları. Hastaları. 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 Et doksuna çarpan Folks'la çarpan yüreklere selam.